Merhabalar efendim. Hoş geldiniz Vakit TV'ye ve Hayata Dokunmak programına. Ben Rukiye Karaköse. Yine hayata dokunan, hayatın içinden çok güzel bir konuyla ve çok kıymetli bir konukla beraberiz. Hayat ve rollerimizi konuşacağız bugün. Shakespeare'di sanıyorum. Hayat sahnesinde her birimizin bir rolünün olduğundan bahseden ee, hem hayat sahnesindeki rollerimizi hem oyunculuğu, oyunculuğun psikolojisini bugün çok kıymetli bir konumla konuşacağım. Değerli sanatçı, tiyatrocu Ali Nuri Türkoğlu bizimle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş İyi bulduk. ki geldiniz. Çok mutlu olduk. Kırmadınız, çok geldiniz. Teşekkür, teşekkür ederim evet, en Çok teşekkür ederim. Evet şimdi pek çok başlık konuşacağız ama e, istiyorum ki güncel olarak şu an hangi projede çalışıyorsunuz neler yapıyorsunuz heyecanını taşıdığınız dumanı üstünde projeleriniz var bildiğim kadarıyla onlardan birazcık bahsedelim mi başlamadan? Bir iki tane var ee, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlattığımız onun bir çocuk bir deha nasıl yetişir özelinde anlattığımız TRT Dijital için hazırladığımız bir Kızıl Elma projemiz var. Hmm, çok güzel. Tekten filmin imza attığı bir iştir. Kıymetli yönetmen Kamil Aydın çekiyor. ben de orada Şahabettin Paşa, Rumeli Beylerbeyi, Şahabettin Paşa'yı oynuyorum. İkinci Murat döneminin önemli paşalarından bir tanesi. Bu defa hain oynamıyorum. Onun öncesinde <laughs> Vallahi efendim. Onun öncesinde yine TRT Dijital için Konya'da Mevlana projesi çektik. Orada da Kırılma noktam aslında hainden terfi edişim, <laughs> milliye terfi edişim Şeyh Edebali rolüyle hmm. oldu. Şeyh Edebali nasip oldu. Çok sevdiğim bir zatı muhteremdir. Evet. Bu nasip oldu. Neyse. Ondan sonra da devamında Fatih. Evet. Bir de çocuklarımızın çok seveceği, yetişkinlerin de çok seveceği Yunus Çocuk diye bir animasyon filminde. Oradaki kötü karakteri çok kötü biraz böyle bön bir karakteri konuştum. Ee, ana çatışma karakteridir hı hı. çok güzel bir çizim harika bir senaryo yani yetişkinlerin de bebeklerimizin de çocuklar bana ben bebeler demeyi seviyorum hı hı. Ee, çok keyif alacakları çok iyi bir gurur duyacağımız bir Türk işidir o, o harika çocuklarımızın ee, elinden tutup gidiyoruz o zaman e, Yunus tabi, çocuk tabi Yunus çocuğa e, Yunuslar gibi şen olarak çıkarsınız inşallah filmler onu yaptık bir de o gündemde var iki Aralık'ta herkesi bekliyoruz o, iki Aralık'ta giriyor. Çok güzel. O zaman planlarımızı yaparken hele de çocuğu, kardeşi olanlar ya da içindeki çocuğu kaybetmemiş olanlar için Yunus Çocuk bizi bekliyor sinemalarda. Bir tanesi de benim. Ben Hı. animasyon filmlerine, sinemalara çok giderdim. Yakın zamana kadar da gitmişliğim vardır. Hı. Bulursam yine biletimi alırım. Eğer ben seslendirmediysem davetiye yok o zaman bilet alıyoruz. Giderim yani. Eyvallah ne güzel. O içimizdeki çocuğu kaybetmemek çok çok önemli. Biz onu e, psikoterapide mesela uzun uzun onun üzerinde çalışırız. Çocuk tarafımız bizim spontan tarafımız. E, yaratıcı tarafımız, neşeli tarafımız, üretken tarafımız, masumiyetini, safiyetini kaybetmemiş tarafımız. Herkes sanatçıdır. Bazıları büyür ve o içindeki çocuğu kaybeder derler. Ya da e, İncil'de yine onlara bir çocuk yol gösterir der. O çocuk çok önemli bir kavramdır İçsel çocuk, inner child diye geçiyor. O bir yerlerde yaralanmış, bir yerlerde saklanmış ve gün ışığına çıkmayı bekleyen ürkek taraflarımız, bizim çocuk taraflarımız. Onun için terapötik anlamda bile biz bazen çocuk filmi izleyin deriz danışanımıza ya da bir oyuncak alın kendinize. O yaralı çocuğunuza sarılmak istiyorsanız bir, çocuğu, bir oyuncak alın kendinize onunla bir hasbihal edin. Ee, çok da güzel bir vesile olur böyle bir film böyle e, içinde maneviyat da barındıran kıymetli bir film. İçinizdeki çocuğu bugün sinemaya götürün mesela çocuğunuz ya da yeğeniniz kardeşiniz yoksa içinizdeki çocuğu da sinemaya götürebilirsiniz. Tam KJ'lik bu. Değil mi? İçinizdeki çocuğu sinemaya götürün. Evet güzel film seçin ama. yani evet, Tabii ona da dikkat edin. Eğitici olsun öğretici olsun onu bir yerden bir yere taşısın. Peki e, diyeceğim ki çocuk demişken. Sizin de sanatla temasınız çocukluk yıllarında başlamış. Ee, zaten o duramaz yani insanın içinde Tut, tutabileceği bir şey değil taşar. Ee, sanatı meslek olarak seçtiğiniz bir karar anı var mı? Ya ben bunu yapmalıyım hayatım boyunca işte oyunculuk yapmalıyım ya da musikiyle ya da işte şu branşla diye. Bazen evrilir de önce bir tanesi sonra başka birine evrilir ama benim mesleğim de bu olmalı, sanat olmalı, tiyatro olmalı bir kırılma karar anı hatırlıyor musunuz? Yoksa sanki hep öyle miydi? Hep öyleydi. Çocukken iki kız kardeşim vardı benim. Bir abi olmanın sorumluluğuyla, biraz da diktatörlüğüyle onları skeçlerimin oyuncuları yapardım. Yanımda, yöremde olsunlar çok isterdim. Belli bir yaştan sonra da. E kızsınız ne işiniz var burada erkeklerin arasında diye kovardım onları. Her yere de gelmeyin falan diye. E, çok eğlenceli bir çocukluğum geçti. Benim rol arkadaşım hemen benden iki yaş olan, iki yaş küçük olan kardeşim. Ondan biraz daha ufak olan. O da sonradan dahil oldu. E, filmden çevirirdik. Ben mukallik bir çocuktum bir kere her şeyden evvel. Malum haliniz mimesis yani sanat işte latince şeyiyle havalı oluyor böyle kullanınca ama tanımları onlar yapmışlar vaktiyle. ...bizdeki adıyla mukallitlik... ...yani taklitle başlıyor sanat... ...dolayısıyla o çocuğun... ...annesinin agusunu ugusunu... ...babasının tavrını... ...o sesleri doğadaki tabiattaki sesleri... ...taklidiyle konuşmaya başlaması gibi... ...esasen bu taklit... ...ömrümüzün sonuna kadar devam ediyor... ...ben de mukallittim... ...taklidini yapmadığım bir ses yoktu... ...adeta... ...hatta ve hatta... Pamuktan sakallar yapıp dedeler mi olmadım, hmm. ilizyonlar mı yapmadım? Sahne sanatlarına göstermeye, hmm. eğlendirmeye ve asıl belki püf noktasını söyleyeyim, sizi bulmuşken de söylemekte fayda var evet. meslek icabı. Şaşırtmayı sevdim ben. Hmm. Hala da tercih ederken rol seçerken ters köşe dediğimiz, gidip kontrast bir şey yapmak ve şaşırtmak, şaşırtmak. Ah, hani o ipten cambazın düşmemesi, hı hı. o tehlikeyi atlatması, bir jonklörün labutunu düşürmemesindeki o şaşkınlık hı hı. veya illüzyon numarasının o sonundaki bundan bu mu oldu? Hı hı. Buradan mı çıktı bu falan şaşkınlığı var ya. Hayret i̇şte ben o konunun... uyandırmak. Hayret. hayret uyandırmak. Hayret uyandırmak. Hatta bu hayret makamı diye de bir bununla alakalı ta 30 sene sonra 20 25 sene sonra bir yazı yazdım bir hı hı. sinema dergisine. Eee Hayret önemli, onu kaybetmememiz Biz lazım. Değil. Ben o hayreti hep uyandırmak gayretindeydim, kendimdekini de, Hı -hı. karşımdakini de. Benim motivasyonum aslında oydu Hı -hı. ve aslında musikiyle çok kulağım dolu. Babam bir profesyonel, yani bir musiki işin değil ama çok iyi bir müzik sever, Hı -hı. E, söyler. Ayrıca, onu da söylemekte fayda var, çok zengin bir e, fıkra kültürü, anlatı kültürü var. Aa öyle hani bugünkü tabirle stand up eski tabirle meddah. Babam meddaha daha yakın bir adam. Kulağım şivelerle dolu. Ya. Hiç gitmediğim yörelerin şive taklitlerini yapıyorum. Sonra sonra e, annem de iyi şarkı söyler. Kulak dolgunluğum beni sanki müzisyen yapacaktı. Çünkü müzisyen için de bu kulak lazım zaten. E, ve o dönemlerde işte bu ee, meşhur popçuların 90'lı yıllardaki pop, popçuların tek tek isim saymaya gerek yok. Patladığı dönemde tabiri caizse. Ya ben dedim öyle bir şey yapmalıyım ki arada kaybolacak. Yani yaptığım şey hmm. özgün bir şeyler yapmalıyım. Çünkü odamda şöyle bir yazı vardı yazıp koymuştum oraya. Ne yaparsan yap en iyisini yap. Başkalarından farklısını yapamayacaksam neden yapayım gibi iddialar içindeyim. Ee, bu hem iyi hem kötü bir şey. <laughs> farkındalık çalışıyorum. Ne kadar farkındayım kendimin ona bakmaya gayret ediyorum. İddialı olmadan iddialı olmak diye bir şeyle yumuşattım bu işi. Hı hı. Farklı bir şey yapmalıyım. O yaptığım şey hayır dedim ya onu da yapsam bu beni tatmin etmeyecek. Ben kendimi başka türlü ifade etmeliyim derken hı hı. işte o muhteşem yazgı karşıma çıktı. Bir tiyatrocu ağabeyim. Onun yücesi var. Onu birazcık geri döneyim. İlkokul 3. sınıfta 9 yaşındayken muhteşem bir öğretmene, eğitmene denk geldim. O kadar önemli ki, e, benim şöyle bir sözüm vardı naçizane. Ben de geçtim aynı değirmenden, aynı marifin parmakları çekti kulağımı, acıttı canımı falan diye devam eden. Berbat, ezberci, e, bir sürü içinde menfi şey barındıran bir eğitim sistemimiz vardı. Yavaş 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 güncelliyoruz bunu. Daha iyi olmasını da istiyoruz. Teşekkür. Gün geçtikçe de daha iyi olsun. O zaman o berbat eğitim sisteminin içerisinden bu adam nasıl çıkmış dediğim multidisipliner beslenmiş tiyatro oyuncusu, metin yazarı, folklor hocası, beden eğitimi Oo. öğretmeni, ressam, Oo. müzisyen bir beyefendiyle. Yani yedi tane saydım ama galiba dokuz tane. Hezarfen. Hezarfen orada. Tam Hezarfen biriyle tanıştım. Mehmet Kovancı. O hocam ilkokulu üçüncü sınıfta beni hem folklöre hem tiyatro sahnesine bir çıkardım. Hmm. Laz oynadım. Bir Karadenizli skeçinde oynadım. Türkiye birinciliğim var folklor'de. Okul birincisiyiz bilgi yarışmasında. Ben okulu temsil ediyorum falan. Benden acayip bir çocuk çıktı ama o hoca uyandırdı. Hmm. O zamana kadar şöyle bir gün bunu sizinle inşallah konuşalım. İnşallah. Anlatmak isterim o zamanızı. Pısmış özgüveni olmayan Kendinden haberdar olmayan bir çocuktan o gonca gülden o gül yapraklarını açmayı başardı. Çünkü hepsi e, Alan yarattığı her kul başka başka meziyetleriyle değil mi? büyük Potansiyel hazine. taşıyor tabii İşte ona dokunmak gerekiyor. Ben o sahneden 9 yaşından sonra o tadı aldıktan sonra yani. o alkışları duyduktan sonra ve bu yapabildiklerimi gördükten sonra. Resimde çiziyorum bu arada hala var kara kalemim çiziyorum yazıyorum falan hepsini kullanabileceğim bir tane mesleğin oyunculuk olduğu 18'li yaşlarda içimde yavaş yavaş uyanmaya başladığında o güzel teklifle bir tiyatrocu abim beni elinden tutup kıymetli Salih Kalyon beyefendiye götürüp senden oyuncu olur dedi. Hı -hı. Seni götürmek istiyorum Salih Kalyon'a. Beni küçük bir imtihandan geçirdiler Hı -hı. ve kendimi tam 18 yaşında profesyonel sahnede buldum. Evet. Dedim ki şiir okudum, şarkı söyledim, ufaktan bir şarkı söylüyorduk orada bir koroyduk. Müthiş güzel bir oyundu, o bir siyasi taşlamaydı. Hepsini yapabileceğim, kendimi düzgünce ifade edebileceğim, bir sürü rolü, olmak istediğim meslekleri oynayabileceğim bir meslek karşıma çıktı. Ben buradan bir daha inmem. Evet tadını dedim. aldınız. Sonra da işte serençamımızın içinde. O yolculuğumuzda çok kıymetli ustalarla ruhu şad olsun söylemeden geçemem. 4-5 sezon yanında kaldığım benim ustam asıl Salih Kalyon ustamdan sonra eline teslim edildiğim uzun süre Tevfik Gelen ve merhum hmm. Bacı Kalfa, Arap Bacı evet. olarak bilinen çok kahrımı çekti. Yani amatörlüklerimin, şaşkınlıklarımın, rol çalmalarımın biraz yapardım komiklikler sahnede. Ee, sonrasında da çocuk tiyatroları başka başka tiyatrolar bir sürü özel tiyatro ama Hı -hı. genelde komedi ağırlıklı bir de bunu söylememde fayda var şaşırtmak dedim ya Hı -hı. bunu en kolay yapabileceğim şeyler aslında e, tür olarak komediler Hı -hı. o yüzden komediyi galiba çok sevdim evet. güldürmek Hı -hı. ve şaşırtmak şaşırtmak ve güldürtmek Hı -hı. o dolap oyunları vodviller farslar bunlar beni çok cezbetti kendimi ortasında bulduğum için değil bence kaderin muhteşem bir tecellisiyle Kesinlikle bulmuştum tesadüf yok. Biz hatta eldiven deriz ona oyuncu tekniğiyle yani oyuncunun teknik tabiriyle eldiven roller deriz. Ben de hayatımdaki eldiven rolü hmm. bulmuştum. Hmm. Elime cuk diye oturdu komedi benim mizah. Evet. Uzun süre mizahta kaldım. Ee, ve 2007 itibariyle 95'te televizyon da hayatıma girmişti çünkü. Biraz da dram yapmaya başladım. Ama biliyor musunuz ilk birilerini ağlattığımda ve hüzünlendirdiğimde çok üzüldüm. Hmm. Çünkü ben kendime güldürme sözü vermiştim. Evet. Ben bu sözümden döndüm. Olmadı bu iş dedim. Evet. İnşallah biraz tebessüm uyandırmaya yine başka projelerle de devam ederiz. Ne güzel yüzleri güldürmek, yüz güldürücü evet. Öyle. bir iş yapmak her manada çok güzel. Peki siz mimesis dediniz, mukallitlik dediniz. Aslında sanatın temelleri taklit evet. var etmek. Var olan bir şeyi başka bir yöntemle canlandırmak, ifade etmek ama özelde sizin sanat tanımınız, sanat anlayışınız nasıl? Yani sanat deyince siz bir beşerin insan olma serüveninde sanatı nereye koyuyorsunuz? Güzel. Ee, evvela tanımı, o da, da tesadüf yok elbette. Hiçbir yerde rastlayamayacağımız gibi. Tanımı her ne kadar insan tarafından, insan diliyle, o acziyetle Kavrayamasa da yaptığımız tanım, kuşatamasa da onu, bir kere insiyaki bir şey, hı hı. o kadar içgüdüsel ki. Çünkü insan iyi, doğruyu ve güzeli içinde hep bilen bir varlık ve ruhunun ölümsüzlüğünü hisseden bir varlık. Sanat ihtiyacı, sanatın ortaya çıkışı, insanın ölümsüzlüğünü haykırışıdır iyi, doğru ve güzel olmak kaydıyla ve bunun yoluyla. Beden ölümlü olduğunu sürekli doğduğu günden itibaren hep mücadelesi bunladır. Sizin işiniz, mesleğiniz evet. o. <laughs> Bir yandan da içimizde kafesteki kuş gibi ölümsüz olduğunu bilen ruh vardır. İşte o ruh uyanır, der ki ben ölümlü olamam, ölümsüzüm bunu hissediyorum. Kalıcı izler bırakmam lazım. İşte sanat odur diye tarif edebilirim evet. e, elbette mutlak değil ama benim tarifim bu evet. kaldı ki yaratılışsal kodlarımızda bu tradisyonel olarak geleneksel olarak İslami literatürle cevaplanabilecek de bir şeydir Esma dediğimiz bir hadise var ki işte onun tecellisi insanın üzerinde o tecellilerden bir tanesi de ihata ediş hali bu evet. bu şekilde kavruyoruz belki Dünyayı soyut olanı. Evet, görünenin ardındakini, manayı, ruhu ifade etmenin, açığa çıkarmanın, açığa vurmanın belki yollarından biri. Bir de dediğiniz gibi yarına kalma ihtiyacımız var. Evet. Hiçbirimiz sınırlı bir ömrü, sonlu bir ömrü reva görmüyoruz kendimize. Yani. Evet bir bilinç açığa çıktı. Tarihin bir noktasında doğduk, bu dünyaya geldik ve bir bilinç açığa çıktı. Yoktan var edildik ve bir daha yok olmayacağız. İçgüdüsel olarak o yok olmama isteği, iz bırakma, yarına kalma isteği herkeste bir eser bırakmak şeklinde belki tecelli ediyor. Kiminde bir evlat sahibi olmak, çocuğunu büyütmek bu da yarına kalmanın bir yoludur. Kocaman binalar dikmek de e, belki ama sanatta çok estetik bir yolu. Binlerce yıl öncesinde mağara duvarlarına bile resim yapan insanlar var. İz bırakmışlar, iz bırakmak istemişler. E, musiki hep olmuş insanların hayatında. Ateş başında oturup hikayeler anlatmak, e, destanlar söylemek, şiirler, danslar etmek. Bunlar hep olmuş. Hayatın tadı tuzu gibi biraz da sanat. Yani sanatı çıkardığımızda pek bir şey kalmıyor. Sanat uzun, hayat kısa der ya latince bir. Ars longa vita brevis. Vita brevis. Ee, sanat ölümü korkutur diye evet. de duymuştum. Ölümle ve ölümlülükle baş etme isteğimiz Yolu. değil mi? Yollardan bir tanesi en güçlüsü. Evet. Menfi bir örnek vereyim sizin alanınıza girecek. sizin bunun çözümlemesini pekala çok güzel yapacaksınız evet. biliyorum. Bana kalırsa en menfi hareketimizin altında bile bu yatıyor. Hı -hı. Bir insanın o kötücül davranışlarının altında da o harçlığın altında da aslında Hı -hı. O aşk, o yaşama aşkı, yaşama arzusu ifade etmeyi bilmiyor. Hı hı. Hapishaneler bunlarla dolu. Sanatla iştigal etse, hı. sanatı keşfetse hapishaneler bomboş olur. Evet, evet. Ve hep sorarım, siz biliyor musunuz bilmiyorum ama ben henüz rastlamadım. Dünyada müzikle ilgilenip hatta ve hatta enstrüman çalan bir psikopat katil duymadım ben hiç. Hı hı. Veya işte türlü nevrotik bozukluklar, türlü hastalıklar sayılabilir çok az rastlanır kendine ve etrafına zarar verebilen evet. insan. O çünkü rehabilitasyon yolunu evet, yakınına evet. bir yere koymuştur. Evet. Veya resimle. Geleneksel sanatlarımızdan ebruyla hatla en Hı -hı. kuvvetlilerinden bir tanesi. Evet. Nasıl bir meditasyon yoludur Hı -hı. şunu çizmek? Değil mi? Nasıl bir içine yönelmedir, nasıl bir dinlenmedir ve sonra ortaya çıkan şey sanatın alasıdır. Picasso'nun sözüyle söylüyorum. Biliyorsunuz değil mi? Hat sergisini gezdikten sonra. Ne söylemiş bilmiyorum. O, bu soyut resmin şaheseridir. Bugüne kadar buna benzer bir ifade. Hmm. Ama soyut resmi arayıp duruyorduk. Buymuş meğersem ya. diyor bir hat sergisinden sonra. Evet. Aynı şekilde e, sanatın herhangi bir dalda fark etmez ilgilenen insanın o sanatın ölümsüzlüğümüzü hatırlatan hem kendimize hem başkalarına ve bizi rahatlatan tarafını keşfeden insanda arızalar, problemler zannederim çok az olur. Evet. Sanatla terapi diye bir yöntem var başlı başına biliyorsunuz. Ee, i̇nsanlara evet rahatsızlandıkları zaman psikiyatrik tedavi, psikolojik tedavi, psikoterapi yapılır. Bir ek yöntem olarak da sanat terapi ya da sanatla terapi denilen yaklaşım var. Kişinin Bazısı konuşamaz. Öyle psikoterapide uzun uzun konuşup derdini anlatamaz ama öyle bir resim yapar ki bütün derdini orada anlatır. Dışa vurur, sağaltım sağlar, katarsis sağlar. Ee, bazen bir resim, bazen bir ritim sazla kendini ifade eder. Bazen kinestetik yolla, beden hareketleri yoluyla, bazen kille, e, başka bir materyalle, bir maskı boyayarak... Bireysel de uygulanabiliyor, sanat terapi grup çalışmalarıyla da uygulanabiliyor ve kendini konuşurken anlatamayacağı kadar iyi anlatıyor insanlar orada. Drama yine bunun içerisinde bildiğimiz tedavi ediyor insanı, iyileştiriyor, sanat iyileştiren bir şey. Ya bir eğitimle yere bağlıyım isterseniz ben kendimden. Mandolin dersleri, flüt dersleri yani enstrüman dersleri... Müzik dersleri vardı ve boş geçerdi. Ah evet. O flütler sıralara vurulur. Müzik dersine beden eğitimi öğretmeni girer. Tam onun da nefesle biraz alakası var ama. Hadi biraz. Şimdi boşladığımız bir şey oldu Abi. sanat. Bir kavram oldu anlamadık. Ecdadımızın yüzde biri nasiplenemedik galiba. Yani bunu acımasızca söylemek lazım. Acıtacak belki ama söylemek lazım ki. Tedavi olalım, daha iyi olsun, rehabilite edelim. O bize işte o ecdadımızın neredeyse sokakta rastlayabileceğiniz 100 kişiden 50-60 kişisinin enstrüman çaldığı ben çok hani küçültüyorum hmm. rakamları. Enstrüman çaldığı, bir enstrüman e, icrası yaptığı veya işte şarkı söylediği veya hattat olduğu bir zamandan bu zamana geliyor olmak... Bu kadar gerilemek sanat anlamında hı hı. iç acıtıcı. Zaten çok e, iyi sanatçılar, iyi musiki şinaslar, iyi müzik severler, ne bileyim, iyi sanat müşterisi olsaydık kötü, çirkin binalarımızı pek çoğunu o 1940'lı 50'li yıllarda e, inşa eder miydik? Yahya Kemal o binalara bakarak yazmadı. Yeah. Ya. Ve Şinasi, Abdülhak Şinasi Başka bir İstanbul, başka bir Bursa gördü, başka bir Payitaht gördü, başka bir Konya gördü, başka bir Kastamonu gördü. O binalarımız yeşille beraber, doğayla beraber, tabiatla beraber estetiğin en zirvesini yaşattığımız o yüzyıllarda. Öyle pembe tablolar falan çizmiyorum, kalıntıları hala duruyor, çok şükür. Kalıntıları demek zorunda kalıyorum. Evet. E şimdi nereden nereye geldiğimizin resmi. İşte o zaman hayatımızda hep sanat vardı. Evet. Eli böğründe bilirsiniz. Motive. Hani o cumbaların evet. altındaki balkonu tutan şeyin adı bizim verdiğimiz isim. Eli böğründe. İnsanlaştırmışız, evet. şahsileştirmişiz onu. Nasıl organik, doğal bir yaşam formu. Çünkü o bizim için bir canlı gibi bizimle beraber yaşıyor. Ona demiştik eli böğründe. Ben bu o eli böğründe basit şöyle bir dayanağı, payandayı muhteşem bir motifle oraya koymuşum. Gözü rahatsız etmesin, baktıkça içim açılsın diye. Bir cumbanın eli böğründesine gösterdiğimiz özeni koskoca bir binaya gösteremez olmuşuz sanat yoksunluğundan hmm. İşte öyle bir şeydi sanat, öyle bir şeydir sanat. Evet. Hava gibi, su gibi ihtiyaç. Evet. Tam da hava gibi, su gibi ihtiyaç demişken e, Mazlov'un meşhur ihtiyaçları hiyerarşisi piramidi geldi aklıma. Evet der ki malumunuz insanın ihtiyaçları hiyerarşik olarak bir sıralama içerir. En temelde piramidin en altında fizyolojik ihtiyaçlar güvenme, barın, barınma, beslenme, uyku gibi temel. Üstünde güvenlik ihtiyacı, üstünde işte sevgi, ait olma ihtiyacı. Sonra da artık kendini gerçekleştirme aşaması var. Yani içindeki potansiyeli maksimum açığa çıkarma niçin? Bu dünyaya geldiyse varoluş amacını bulma ve bunu bulurken, bunu açığa çıkarırken de insanlığa faydalı olma bir yandan da. Sanatı şimdi tabii bu piramide baktığımız zaman sadece kendini gerçekleştirme aşamasında değil şüphesiz. Bakıyoruz bazen insanlar işte düğün takılarını bozdurup film yapıyorlar. Yani daha fizyolojik ihtiyaçlar basamağında kendini henüz garantiye almamışken veya başka bir sürü şeyi önceleyebilecekken sırtındaki ceketini satıp e, sanata yatırım yapan Tuval insanlar. Tuval alıyorlar. Evet. Dolayısıyla hani böyle her işi halledelim de sanat en son sıra gelecek bir lüks değil anladığım kadarıyla. Öyle ya. Fiile bakınca fiiliyata. Size göre bu piramidin neresinde duruyor sanat? Nasıl örneklerini gözlemlediniz? Mazlov'un o meşhur piramidinde... Ki bunlar bu işin tam kelimenin tam anlamıyla kitabını yazmış, şemasını oluşturmuş insanlar, Freud, Maslow, hı hı. Jung. Ama yine de oralarda eğer bizim kültürümüzden bir Maslow çıksaydı, onu ilave ederdi ve o piramidi acaba nasıl dizerdi diye düşünmüyor, düşünmeden hı. edemiyor insan. Değil mi? Ee, ufak tefek yer değişikleri olurdu bence. Temel ihtiyaçlar noktasında her şey doğru belirlenmiş. Hiçbir itirazımız da olamaz ama e, bizim coğrafyamızdan çıkan biri o tarifin içerisine mutlaka ihtiyaçlar hiyerarşisine bediyi koyardı. Hmm. İşte bu Darülbeda'yı diyoruz ya evet, güzelliği koyardı, sanatı koyardı, bediyi olanı koyardı. Koyardı, e, öyle dolaylı olarak falan da koymazdı. Bu, bu zaten aslında ortaya konan her eserde az evvel bahsettiğimiz gibi hep var. Benim için ihtiyaçlar piramidinin o e, üçüncü sırasında, dördüncü sırasında bile değilmiş. Belki ikinci sırasındaymış ki o güzel şehirleri güzelce inşa etmişim. Ya şunu şöyle anlatmak lazım belki. E, madem öyle yani neden böyle olduğunun da bir şeyini söyleyelim ki belki çaresini buluruz. E, hak veriyoruz ya bir sürü darbeler, kelimenin tam anlamıyla savaşlar, bir sürü kültürel soykırımlar yaşamışız biz o anlamda. Hı hı. İlim adamlarımızı, kalem tutanlarımızı cephelerde yitirmişiz. O insicam kopmuş. Hı hı. Ve bir milli mücadele derdi, toprağımızın parçalanmasıyla alakalı tehlikeleri savuşturma enerjisi havyar mesafesinde Pasta mesafesinde tutmuş ya. Hmm. Türlü zorluklar yaşamışız. Bu işin de bir sebebi var. Yani bunu söylerken kızdığımız için söylemiyoruz. Onu açmak Tespit. için söylüyorum. Tespit bu. Çünkü bizim başka bir gırtlağımıza geçen pençeden kurtulmak gibi mücadelemiz varken hmm. ama şu odun da akordu kaçmışı göremiyoruz. Veya pastanın çileği de ne güzelmiş ama şundan biraz öyle mesafede evet. kalmış. Ölüm Nacizane söylüyor. Yani ölümün karşısında, hı hı. canın karşısında, vatan ki biz öyle bir milletiz, hı hı. E, oraya pek sıra gelememiş. Evet. Ve kültür insanlarımızın çoğunu cephelerde kaybedince o kopukluk olmuş. Hı hı. Orada hakamete uğramış diye düşünüyorum. Evet. Halı silkilmiş, halının içindeki değerli kıymetliler de belki hı. gitmiş. Evet maalesef ama insanın insan olma, beşerin insan olma sürecinde o kendinde olanı açığa çıkarma sürecinde mutlaka çok çok önemli bir e, durak ya da menzil ya da yol diyelim. E, çok yetenekli olmak da şart değil. Hani profesyonel meslek erbabı için, sanatçılar için evet Tabii. şart. Bizler için hani sıradan vatandaş için iyileştirici e, yönüne baktığımızda, Mesela sanat tarafı uygulamalarında e, size iyi gelecek diye tavsiye veya yönlendirmede bulunduğumuzda ilk duyduğumuz itirazlardan biri ama ben yetenekli değilim ki. Yetenekli olman gerekmiyor. Kalemle veya boyayla bir şey çizebiliyor olman senin iyileşmen için bir basamak. Veya işte sesinin muhteşem olması gerekmiyor virtüöz olman gerekmiyor. Sanatla meşguliyet iyileştirir diyoruz. Bizatihi iyileştirici bir şey, sağaltıcı bir şey. İşte hani yetenekli değilim gibi bir şey oluyor orada geri çekilme ama hiç yetenekten bağımsız olmak kaydıyla, bağımsız olmak üzere de iyileştirici bir şey. Ha bir de bunu tabii bir misyon olarak üstlenen, e, emek veren, ömrünü buna vakfeden insanlar apayrı başta acı. Siz bu arada kuliste sormuştum, siz söylemiştiniz tam olarak... Nasıl çıktı ortaya bilmiyorum ama Aynı zamanda siz de müzikle uğraşıyorsunuz, değil e, mi? Evet, benimki e, yani uzun yıllara yayılan klasik Türk musikisiyle meşgulüm. İlk defa burada ben mi söylemiş oldum? Yok, Bilen bazen böyle bir ah, tamam. bazen lafı geçer ama <laughs> e, yani şan, repertuar, nazariyat dersleri aldım, okudum solist olarak da uzun zaman. Şimdi de yine meşklerimiz oluyor zaman zaman. En çok da oralardan biliyorsunuz, değil mi? E tabi o yani başka türlü ruhu o kadar açığa çıkaran bir eylem Bilmiyorum sanat dışında. Kendi laboratuvarınızdan konuşuyorsunuz aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Benim çok önemsediğim bir cümle. E, ben de kendi laboratuvarımdan konuşuyorum kardeşim. <laughs> bak buradan süzmediğim bir şeyi sana söylemeyeyim. Bunu benden isteme demişimdir <laughs> çok evet, defa. Evet, evet. E, bu benim bir iki bir, bir 20 yıl evvel falan kurduğum bir cümleydi kalıp olarak sonra hoşuma gitti çok benimsedim. Hı. Kendi laboratuvarımdan söylüyorum kendiliğinden. La... Evet. Çünkü. E, Tabii ki deneyim adı üzerinde şahsın kendisinin deneyerek evet, elde ettiği evet. şey. Benim anlatmamla siz deneyim sahibi olamazsınız. Ben belki size kokusunu duyurabilirim. Belki derim ki bak bir köre tarif eder gibi, bir ramaya tarif eder gibi. Şu ıslak taşı geçtikten sonra bir tane yosunlu taş var tam üçüncü taş. Oraya basıp düşersen ama siz oraya ayağınızı değdirmek zorundasınız. Evet, evet. Onu deneyimleyeceksiniz evet. bir daha basmamak için. Ee, şimdi burada sanatın... İyileştirici gücü deyince galiba insanların artık şu popüler kültürün e, gerçekten çok çok popüler olması <laughs> hasebiyle. Ünlülüğün geçer akçe olması hasebiyle. Sanki albümüm satmaz. Hı. Yetenek de öyle ölçülüyor. Evet. evet. Ünlü olmak zorunda değilsin. Onu ilave Hı. etmek istedim. Evet. O çok Kendin doğru. Kendin için yap. Kesinlikle. Ee, ünlü olmak ya da o işi profesyonel mecrada yapmak zorunda. Evet değilsin. iyileşmek için sana lazım. Emri. Paraya tahvil etmek Evet. durumunda değilsin. Evet. Şart evet. değil. Çok güçlü bir amatörlük olabilir. Amatörlük de bildiğim kadarıyla böyle amorla benzer bir kökten geliyor. Yani evet. Severek yapmak. O işi çok severek e, yapan demek. Yani amatör ruhla profesyonel olarak icra etmekten hep söz edilir ya o heyecanı kaybetmemekten. Bu insanın kendisi için gerekli. Yani hayatta kalmak için gerekli. Sadece ekmek su değil bizi hayatta tutan bir mırıldanmak bir çocuğun müzik duyunca tempo tutması şöyle sallanması onunla kıpır kıpır olması rezonansa geçiyor o müzikle mesela. Veya eline bir boya tebeşir bir şey bulunca onunla bir şey çizmeye yapmaya çalışıyor. Bak ne yaptım diye bize gösteriyor kaldırıyor işte bak bunu yaptım. Marifet iltifata tabidir. Tabii bir şey ortaya koyunca da istiyoruz ki muhatabına ulaşsın, bir kalbe dokunsun. Ben bir şey hissettim bak sen de bakalım hissedecek misin diye Resmi gösteriyoruz ya da böyle bir şarkı buldum acayip güzel çok hoşuma gitti. Bunu dinliyorum sen de dinle diye. Ya beni anla diyoruz ve buna bazen sözler yetmiyor. O zaman o şarkı derdimizi anlatıyor, o resim derdimizi anlatıyor, o film bizim derdimizi anlatıyor. İnsanın kendine yaklaşması için galiba bütün bunlar. Kendi kendimize varabilmemiz, kendimize de yaklaşabilmemiz için. Ne güzel anlattınız. Ee, bu sabah bir rüya gördüm ve hayır öğlen olsun. saatleri hayırlısı olsun, hayır olsun inşallah. İlginç bir şey oldu. Rüyayı gördüm. Bir de hoşlanmadım gördüğüm şeyden de. Böyle bir hani e, menfi bir rüya gördüm öyle söyleyeyim. <laughs> Kabus denebilecek gibi. Eşime anlattım hemen uyanır uyanmaz. Aslında hatırlamak için anlattığımı biliyorum. Hmm. Unutacağım çünkü. Evet. Ne gördüğümü. Ben çok değer veririm rüyalara. Çok kıymetli Eric rüyalar. Elk Fromm gibi, Freud gibi. Çok direkt değer veririm. Ve not alırım. Hmm. Bazen rüyalarımı yazarım. Bu defa eşimin kulaklarına yazmak istedim herhalde. Hemen anlatmaya başladım. Ona dedim biliyor musunuz? Interstellar'ı izlemiş miydin dedim. Bak oradaki gibi boyutlarla alakalı bir şeydi gördüğüm. Ya sana nasıl anlatacağım ki? O filmi izle de öyle anlatayım dedim. Hı. Yani, Tam bu örnek işte. Ortak değil, evet. evet. Ortak değil. O hala izlemedi onu. Hı. izleteceğim. ben de üçüncü defa izleyeceğim. Yok ikinci defa izleyeceğim. Hı. 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 Evet. E, müthiş bir filmdir. Hı. Oradaki o boyutları anlattığı sahneye benzer bir boyutla alakalı bir şey gördüm ama onu tarif edebilmem. O grafiklerle mümkün. Hmm. O beyefendi işte bu derde düşmüş ve bunu anlatmak evet. için e, bu sektör elbette çok büyük ama e, kafa patlatmış yani. Ya. Çok evet. belli, çok saygıdeğer bir kafa patlatmış. Evet. 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 Şimdi e, galiba hızla maddileşen, hızla fast foodlaşan hız dünyasında yani kısacası Hı -hı. hemen karşılık almak istiyoruz. Evet. Evet. Ve bunu Hamuduyla almak istiyoruz yani tabirle. Hı hı. Yüklü almak istiyoruz. Elbette çok fıtri bir şey. İnsanın o onanma ihtiyacı, onaylanma ihtiyacı, aynalama meselesi, hı hı. kendini görmek istemesi karşısındakinde. Evet, evet. Ama bu bizi bir dakikalık sosyal medya bir dakikalık videolar on saniyelik geçişler Kendimizi fazla e, hızlı geçmemize hmm. sebebiyet verdi. Evet. Çok hızlı geçiyoruz. Evet. Dur, dinle, düşün meselesine çok uzaklaştık. Kızılderili atasözüydü değil mi? Tanrım beni yavaşlat. yavaşlat. Evet. Devamı var. Ruhumu. Anlamamı sağla. Evet. Siz evet. tamamını söyleseniz. Eyvallah. Hepsi hafızamda değildi. Tanrım Ama dur. beni yavaşlat sonra e, devam ediyor bir dua şeklinde. Dua şeklinde. Allah'ım, Tanrım değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için bana güç ve cesaret ver. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır ver. Ya. İkisini ayırt etmek için de akıl ver. Ya. Diyor. E, kendini çok hızlı geçiyor dediniz şunu hatırladım. Avustralya yerlileri, aborjinler, batılı ziyaretçileri işte kendi yerleşim alanlarında zaman zaman... Gezdirirlermiş, rehberlik eder. Ee, gezerlerken durmuşlar bir ara. Batılılarda tabii çok aceleleri var e, hepimiz gibi ve neden durduk ne oldu diye sormuşlar. Demiş ki yerliler çok hızlı gidiyoruz ruhlarımız geride kaldı. Duruyor. Hatırladım bunu. Hayır, duruyor. Bayıldığım bir anekdottur bu. Ya, ruhu gelsin de ona yetişsin diye duruyor. Bizim bugün hız ve haz çağında ruhlarımız hep geride kalıyor koşuşturuyoruz sürekli. Sabah oraya, öğlen buraya, akşam buraya. Zihnimizin içinde de koşuşturuyoruz. Sürekli bir şeylere yetişiyoruz. Tabii evet. ki ruhumuz geride kalıyor. Bir senkron problemimiz var. Güzel. hani Sesle görüntü oturmayınca olur ya eski filmlerde bazen. Ciddi bir senkron problemimiz var. Akıl, kalp, beden, ruh hepsi bir arada mı? Emekli asker bir hocamız vardı üniversitede. E, i̇nkılap tarihi dersine girerdi. Bazen şöyle derdi sınıfta böyle çok e, adapte olamamış bir arkadaşımızı gördüğünde ruhun bedende mi <laughs> yani ruhun bedende mi burada mı seninle mi bedenin Orada burada mısın diyor yani. ha, bedenin burada ama ruhun da seninle mi diye sorardı e, sanat o ruhla bedeni senkronize etmek için de herhalde çok işlevsel bir araç peki şimdi eskilerden kalan üstadlarınızdan hocalarınızdan bahsettiniz bir sanatçı edebi var büyükleri dinlediğimizde e, röportajlarını ya da hayat hikayelerini okuduğumuzda dinlediğimizde onu görüyoruz anlatanlarda da kendilerinde de e, sanatla meşgul olmak bir insana nasıl özellikler kazandırır nasıl bir edep kazandırır ee, benim bunun tamamını tarif edebilmem biraz körün filin tarifi gibi olacaktır hissedebildiğim sezebildiğim kadarıyla görebildiğim okuyabildiğim kadarıyla neden böyle bir ifade kullandım? Çünkü gerçekten bugün o günkü duruşumuzu, 100 yıl belki duruşumuzu, bakın 50 yıla belki duruşumuzu tarif etmek gerçekten körün fili tarifi gibi. Hmm. Neler eksildi ki bugün onlar yok? İşte onu bir iki tane binayla da çok anlayamıyoruz bence. Eee hep şöyle bir söz söylemişimdir. Burayı bugün anlamla doldurduğunuz için teşekkür ederim. Hmm. Binaların ilk önce anlam sonra bina olduğu bir edep çağı belki. O anlam ihtiyacından o binanın üretildiği. Binayı ürettikten sonra o evi, o meyzeni, Mason o masonu ürettikten sonra bu arada hani masonluk da meyzından geliyor, hmm, evden geliyor. Evden. Onu da evet. geçen gün çok güzel bir, bir siyasi bir Tartışma yaptığımızda etimolojisini anlattı bir abim ona çok Ay. teşekkür ederim. Şimdi bu bu evi inşa ederken malum yani o beyt çok önemlidir bizim kültürümüzde. Hı. Onu inşa ederken anlama binaen tam Hı. da adlı adınca bir şey inşa edilirdi. Şimdi ise bir şey yapıyoruz ve içini anlamla doldurmaya çalışıyoruz. Halbuki o bir ihtiyacın sonucuydu. Evet. Evimiz öyleydi. Valla hafızam beni yanıltmasın. Osmanlı'nın bir döneminde ev yapılırken yatak odasının inşa edileceği yere kedi salındığını duymuştum. Hmm. Belirlerken kedi nerede mırmırlayıp orada uyuyorsa ki o bilenler bilirler. Ak enerji denilen ley hatlarının geçtiği yerlerdir. Onu kediler biliyor. Hmm. Japonlar da bu arada iyi bilirler. Evet, Osmanlı'da bakıyor. Onlarda. Tabii feng ile bakıyorlar. Kedi orayı biliyor ki Geliyor orada yatıyor. Tamam yatak odasını buraya inşa edelim hmm. diyor. Bakın ne yapıyor? Evet. Öyle bir karşılıklı iletişim etkileşim evet. var ki bütünleşik düşünüyor. Ekosistem dediği evet. şeyi o tam ihata etmiş, kuşatmış vaziyette. Anlamış, kavramış vaziyette. Böyle bir yaşamdan, böyle bir yaklaşımdan hem edep doğar hem de edebe götürür. Hmm. Şimdi bu, bu yok. Bu, bugün bu yok. Evet. Bilmiyorum tabii sizin mesleğiniz, işiniz analiz, psikanaliz aynı anda değil mi? Yani evet, bu sizin alanınıza girecek bir şey olabilir ama ben doğayı tahrip eden insanlarda temelde çok ciddi bir tanrı kıskançlığı olduğunu düşünüyorum mesela Kesinlikle. Yapamamanın, yaratamamanın, üretememenin o güzelliğin kıskançlığı var. Tahrip ediyor. Tahrip ediyor. Mesela bu da hiç anlayabildiğim bir şey değil. Fakat biz belki bir... Ee, ağacın dalını kırarken gördüğümüzde bir hayvancağıza dilime bile varmıyor. Zarar verirken gördüğümüzde Hı -hı. o tahripkarlığı çok net görüyoruz ama Hı -hı. aynı şey şehirlere yaparken çok net göremiyoruz. Hı -hı. Bir sanat eserine yaparken çok net göremiyoruz. Aslında aynı vahşet, aynı gaddarlık, Hı -hı. aynı kıskançlık yatıyor bence içinde. Etmek. Şöyle diyelim mi aslında biraz İstanbul böyle arkamızda misler gibi dururken biz de bunun kendisinin meftunuyken her şeye rağmen şu yaralı güzeli, bereli güzeli çok severken payitahtımızı birazcık da o olmuş. Onu da biraz ruhu geride kalmış. Hı. Önde koşmuş. Evet, evet. Türkiye'mize de o olmuş. Ama bugün çok şükür. bakın işte imar ediliyor. Evet. Zaman zaman restorasyon adı altında ben binaya bağlıyorum işi. meseleyi hiç farkında o bile olmadan oraya getirebilirim. Hı hı. E, i̇zninizle çünkü Kesinlikle. gerçekten çok önemsiyorum. E, yaşadığımız yer bizi anlatıyor çünkü biz biz ona baktıkça başka bir şeye dönüşüyoruz kendimizi hatırlıyoruz. Orayı çok önemsiyorum. O yüzden derdimdir, yaramdır da onda. Şimdi biz bu e, son yıllarda biliyorsunuz restoranı restorasyonu biraz böyle tadilata falan evirdik ya evet. maalesef yanlış restorasyonlar yapılabiliyor ama evet. restorasyon adı altında işler falan. Allah affetsin yani o yapanları da. Kazaen oluyor zaman zaman. İşte rolevesi bulunamıyor binanın mecburen falan. Ama abad ediliyor bugün. Çeşmelerimizden camilerimize. Evet. Şimdi ne güzel kız kulesi Aslı'na bir sürü evet. biliyorsunuz tartışma çıktı evet. ama. 1940'larda 50'lerde o fecaat o cinayete bir neşter atılıyor şu anda. Evet, Aslı'na evet, çevriliyor. Evet. Şimdi bugün kültürümüzü daha iyi anlamak noktasında etrafımıza da o binanın neyin sonucu olduğuna da bir yolculuğu hızlandırıyor o anlamda. Hı -hı. Ne yaptık da biz evet. enstrümanımızdan bu kadar güzel besteler çıkardık? Hı -hı. Ne yaptık da biz bu enstrümanları mükellef kullanmayı öğrenmiştik? Hı -hı. Ne yaptık da bunun telini neyden inşa etmiştik? Nasıl dua etmiştik acaba bu tele de? Bu tel bir kere bozuk çalmamıştı. Evet. Evet. Ruh hali o dönem yani tabii çok şimdi nostalji yapınca diyorlar ki yaşlı yaşlı konuşuyorsunuz <laughs> genç arkadaşlar. O <laughs> zaman öyleydi bin yıl önce de kaldı falan diyorlar da ya şimdi aşk yaşıyordu insanlar öyle bir şiir öyle bir şarkı yazıyordu ki çok latif çok ince çok hassas duygular. E şimdi de insanlar evet aşk ya da bir takım duygular yaşıyorlar bugünkü şarkılara da baktığımızda farkı bariz görüyoruz yani teması bambaşka içeriği bambaşka, sadece hazza yönelik, o olmazsa bir daha, birisi giderse birisi gelir, umurumda değil falan. Yani bu tekil, münferit şeyler değil. Bir zaman ve bir zamanın ruhunu anlatıyor. Aşka bakışımız, insana bakışımız, e, hayata bakışımız hepsi bugünün sanat üretimlerinde de iyi kötü bu zamanın ruhunu yansıtıyor. Geçmişte de öyleymiş. O sanattaki edep, ortaya çıkardığı incelik incelme hassaslaşma bugün biraz daha belki o hız ve haz çağının etkisiyle biraz daha hoyrat bir şekilde belki kendini gösteriyor. Bazı mecralarında en azından sanatın. O menfiyet galiba menfi anlamda hı hı. birbirini besledi menfi hı. anlamda. O kafa o binayı o bina tekrar o kafayı üretti evet. falan ve bir şey bina ettik ama o bina ettiğimiz şeyden biz de bugün haz etmiyoruz. Hı hı. En azından haz etmiyoruz ya o güzel bir şey. Sonuçlarına kesinlikle roller. Ah rollerimiz. Artırlayalım rolümüzü yani. Niye buradayız? Neymiş? Neden buradayız? Niye buradaydık? Şu şu bediati, şu bediyeti, şu sanatı kainattaki sanatı görüp hayran kalıp onu anlatmaya çalışmak, onu ifade etmeye çalışmak ya sanatçının işi. Değil mi? E, Bunu seyretmek, buna müşteri olmak, zaman zaman bu işin katkısında bulunmak, bu işe katkıda bulunmak. Bunları yaşamak varken rolümüzü gerçekten unuttuk, evet. unutuyoruz. Orada aktör olduğumuzu, halife olduğumuzu, yeryüzündeki e, aklı eren, irade sahibi gerçekten ayrıcalıklı bir varlık olduğumuzu belki hatırlamaya ihtiyacımız var. Şunu da sormak istiyorum, araya gitmeden böyle bir yaklaşık e, 6-7 dakikamız var. Ne kadar çabuk geçti. Çabuk geçti hakikaten, daha pek çok konu var sizinle konuşmak istediğim. Evet kendinde sanata bir meyil fark eden çocuklar ve gençler var. Ama bazen aile, bazen de yaşam koşulları, çevre onu bastırıyor. Nasıl bir cesaret ve nasıl bir tutku gerekiyor ki bu içimizde ukde olarak kalmasın? Çünkü hakikaten hayatını mutsuz geçiren, başka bir meslek seçmek zorunda kalıp hayatını mutsuz geçiren de çok insan var. Ee, orada nasıl bir tutkuya ve cesarete ihtiyaç var? Çok kolay değil herkes için bu, bu adımı atmak. Hala ya bir mesleğin olsun da bunu hobi olarak yap diyor pek çok aile maalesef. Bazen eğitimciler bile müzik, beden eğitimi, resim derslerinde matematik yaptıran ve bununla övünen eğitimciler biliyorum. Yani ben o derslerde de soru çözdürüyorum diye iyilik yaptığını düşünüyor. Ee, böyle bir durumda, böyle bir ortamda cesaret verici belki birkaç şey duymak ister sizden genç arkadaşlarımız. Vallahi bir kere e, davulunun sesini... Takip etmek gerekiyor. Israrcı olmak gerekiyor. Annelere babalara zaten düşen vazifeyi daha söylemediniz bile. Hı hı. Çocuk kendinde fark etti. Evet. Bu aşkı fark etti. Böyle bir temayül fark etti. Ne yapmalı? Kendi davulunun peşinden gitmek lazım. Sanatın tarifi çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. Hangi sanat? Özeline indiğimiz zaman bir sürü sanat dalı var. Onun hangi ülkede Hangi lokasyonda icra edileni falan gibi parçalarsak ürkücü tarafları var elbette. Koca bir kuyu çünkü vaha olduğu kadar ya, içine çünkü ne atarsan sanat oluyor ya o anlamda bir eleştiri yani. Şimdi bu çocuk e, popülerliği de zannetmeyecek sanat evvel evet, değil mi? Bir evet, de o evet. var. Biz zaten onlarla onlar bizim şu anda müşterimiz değil. Hı hı. E, gerçek sanattan bahsediyoruz. Popülerlikten başka uzak bir şey bu. Efendim bir kere davulun sesini dinlemekte ısrar etmeyen zaten herhangi bir işte oluşta başarılı olamaz. Bu acaba biz buna tarif olarak aslında sanatta kendini sevmek mi kendindeki sanatı sevmek mi diye hmm. ayırıyoruz. Böyle hmm. bir tarif var. Ee, zannediyorum Stanislavski'nin tarifiydi bu. Ünlü oyunculuk metodcusu Rus çok eski zaman olmuştur herhalde onun tarifi diye hatırlıyorum. Sanat yaşamım kitabında şöyle tuğla gibi bir kitabı vardır. Ee, biz 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 hangisiyiz? Acaba kendimizdeki sanatı mı seviyoruz, sanattaki kendimizi mi seviyoruz? Hmm. Sanatta kendini sevmek kendindeki bu çok ince bir ayar hmm. uzun uzun açılabilir. Yani aslında alkışlanmayı beğenilmeyi mi seviyoruz? Hmm. Yoksa ifade etmek bizim için kafi mi yeterli mi Hı. söylemek ama şimdi ifade edince de bir e, müşterisiz meta Elbette. hesabıyla resim çizince göstermek istiyoruz Elbette. sergi açmak istiyoruz şarkı söyleyince biri dinlesin istiyoruz e, yani ayna istiyoruz aynalanmak istiyoruz İşte tam oraya geleceğim <laughs> ee, bir süre sonra e, kendindeki sanatı fark etmek adamı kemalata ulaştırır. Kendindeki sanatı fark etmek. Hı hı. Kendindeki sanata tapmak da hı hı. ne yapar? Kide. Kendi nefsini tanrılaştırır. Evet. Şimdi bir tanesi fark ediyor, tanrılaştırıyor. Bir tanesi fark ediyor, yaradanı hatırlıyor. Hı hı. Diyor ki ne kadar küçüğü. İşte burada aslında onun nereden geldiği, nasıl bir manevi eğitimden geçtiği bakın manevi diye altını çiziyorum. Hı hı insan olmanın gerekleri ailesi tarafından nasıl örneklendiyse kendi de o fark ettiği şeyin peşinden gitmek noktasında ayarını ölçüsünü aslında şunu hı hı. söylemeye çalışıyorum. Yaptığım şey birlerine faydası var mı? Değil mi? Zarar mı veriyor? Evet. Bunu ölçüsünü de çok rahat belirleyebilir. Hı. Hı. Sanatsa zaten vermiyordur. Evet. Ama sanat adı altında bir ucu eee ne diyelim kötü kavramlara yaslanan, başka şeylerin reklamını yapan, sanatı kullanan bir manivela ise onu da çok kolay fark edebilir. Hmm. Ama bence öz cümle şeyi söyleyebiliriz ısrar etmeliler. Evet ısrar bir şeyi seviyorsa ondan kolay vazgeçmeyecek. Çok sevdiğim bir söz der ki istemekle heves etmek arasında fark vardır. Ay, ne güzel söylediniz. Hepimiz heves ediyoruz. Keşke evet. bu kadar güzel resim yapabilsem, keşke şu enstrümanı çalabilsem. Heves çoğumuz ediyoruz. Ama gerçekten isteyenler biraz da bedel ödeyenler, ısrarcı olanlar ve emek verenler. İkinci yarıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler biz bu güzel sohbete ikinci yarıda devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. Görüşmek dileğiyle efendim. Mustafa Hoca da benim hocam. Çok severim. Merhabalar tekrar Vav wow TV'den Hayata Dokunmak programından ben Rukiye Karaköse. Kıymetli konuğum, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'yla hayat ve rollerimiz üzerinde konuşuyorduk. İlk bölüm nasıl aktı geçti biz bilemedik. Hatta arada da tekrar devam ettik sohbetimize. Şimdi sormak istediğim, benim de mesleğimi ilgilendiren, psikolojiyi de çok ilgilendiren bir sorum var size müsaadenizle. E, oyunculuk insanın içindeki potansiyel kişilikleri, alt kimlikleri e, ve negatif yanıyla da gölgeleri çok iyi tanımayı ve açığa çıkarmayı gerektiren bir meslek. Çünkü enstrümanınız, kendi bedeniniz, kendi yüzünüz, kendi ruhunuz, kendi duygularınız, kendi heyecanlarınız, bütün bunları çok iyi tanımak ve çok iyi kullanmak gerekiyor. Kendi içinizden bir şeyi açığa çıkarıyorsunuz. E, bu karanlık tarafları ve gölgeleri de açığa çıkarmak işin tabii belki riskli bir tarafı. Bunun nasıl zorlukları var? Hani kötüyü oynamanın bu anlamda nasıl zorlukları var? Bir katili de bir psikopatı da içimizdeki gölgeler ki hepimizde var. Hepimizde her türlü kötülüğün potansiyeli var aslında. Kışkırtıldığı zaman ortaya çıkabilir. Bu gölgelerinizle çalışmak, kötü tarafları açığa çıkarmak nasıl bir risk barındırıyor? Barındırıyor mu? Tatlı rüyalar olduğu gibi kabuslar da var insanın hayatında malum. Belki onlar bir kere cesaret istiyor. Yüksek bir farkındalıkla bir cerrah soğukluğuyla yaklaşmanız kendinize hmm. lazım. Ee, acı verebilir. Hmm. Hadi canım ya böyle de bir karanlık bir şey var yani. Böyle de bir gölge kimliğim var benim böyle de bir gölgem var. Evet. Hmm. Bu bir kere gerçekten kendine karşı çok dürüst olmayı gerektiriyor hmm. evvela. Ben hatta şöyle tarif ediyorum onu. Oyunculuk bana göre dervişlik mesleğidir. Oo. Eğer bir insan oyunculuğun dervişlik mesleğini mesleği olduğunu tanımlayamamışsa bunu böyle anlamamışsa adını koyar veya koymaz. Bunun Müthiş bir kemalat programı olduğunu, kendini tanıma programı anlamında, derviş odur zaten ya. Hı hı. Bu yüksek farkındalıkla yaşaması gerektiğini, e, her yeriyle tanışması ve barışması gerektiğini hı. anlamamışsa zaten ifade zorluğu, ifade güçlüğü, e, af buyurun ifade kabzı yaşar her rolü ifade edemez. Her hmm. rolü oynayamaz. Her kimliğe ustalıkla bürünemez. Bir rekaket, bir kekemelik gelir hmm. oyunculuğunda. O akıcı üslubu, akıcı gözlemi daha baştan göremezsiniz. Yani akamete uğrar. Hmm. Büyük bir oyuncu olamaz. Tırnak içinde figüran olarak kalır kendi hayatının da figüran olarak kalır, hayatı figüran olarak da kalır. Bence bu anlamda çok güçlü. Ben hangi meslek derseniz oyunculuk derdim. Hmm. Büyük ihtimalle ben psikiyatrist olacaktım <laughs> ya da polis. Çok isterdim her ikisini de hmm. çünkü ikisinde de insanın derinini araştırma ihtiyacı evet. var. Herhalde kendimle tanışmayı çok arzu etmiştim evet. ve her psikiyatristin de eğer bilerek isteyerek seçtiyse sizin gibi. Öyle tahmin ediyorum. Bakın hiç konuşmadık daha evvel. Hı hı. Hani var ya bizde böyle ne yapalım işte burası zor bir bölüm elbette ama hani şurası olmadı şurası olsun falan demediyse polisliği de dahil ediyorum. Ee, kendini tanıma arzusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Öyle bir ihtiyaçla dünyaya gelen insanın bulamayacağı bir nimettir oyunculuk. Ben öyle bakıyorum mesleğime. Evet, evet. Örnekse hemen örneklendirelim daha iyi hiç. anlaşılsın. Bana ilk sordukları soru şu olmuştu: Abdülhamidi ve onun kültür dünyasını benimseyen biri olarak düşmanını nasıl oynadı? Değil mi? Çok aslında çok çok yerinde bir soru, çok güzel bir soru. Ben de ona dedim ki, sorana ilk sorana, sonra da hep o cevabı kullandım zaten. Düşmanının gözünden Abdülhamide bakmak müthiş bir deneyimdi. Hmm. Empatinin onun ötesinde bir şey bu. Tabii ya. Yani bir başka bir yıldızdan dünya gezegenine bakmak nasıl bir şeyse bugün biz nasıl gözlemliyorsak e, orada değiliz dışarıdan bakıyoruz ne dönüyor ne bitiyor. Google Earth'ten bakıyoruz dünyaya. Lazım hayatımızda zaman zaman kendi hayatımıza, dünyaya şöyle bir var yapmış işte teknolojik adamlar. Yani. Çık bir bak bakalım. İşte onun gibi bir şeydi belki benim deneyimimde. Onun dehasını anlamaya, düşmanın gözüyle karşı manevra üretmek için çalışmak onun dehasına olan hayranlığımı arttırdı sadece. Hı -hı. Ve zaten benim oynadığım karakter de ve Abdülhamid'in hiç hamaset yapmıyorum. Hı -hı. Bu söylediğim hep böyle belgeye dayalı şeylerdir. Hı -hı. Hiç de öyle kulaktan dolma bilgilerle değil. Gerçekten okuyarak Abdülhamid çalıştım ben. Hı -hı. Tiyatroda da oynadım Hı -hı. çünkü. Ders çalıştınız. Çalıştım evet. tabii. E ben 2011 2012'den itibaren 2014'e kadar Abdülhamid'i tiyatroda oynadım çünkü. Evet. Yönetmenliğini de yaptığım bir oyundu bu. Abdülhamid'i çok içselleştirmiştim. Hı -hı. İşte o zaman daha da şaşırdı yakinen evet. bilenler düşmanına oynuyorsun şimdi diye. O dönemler araştırdım. Yetmedi dizimiz zamanı araştırdım. Hı -hı. Benim hayranlığım arttı ve şunu fark ettim. Onun bütün düşmanları da ona hayrandı. Hı -hı. Hani bir laf vardır ya müthiştir bizim özdeyişlerimiz efendim böyle atasözlerimiz. Hani deli dostun olacağını akıllı düşmanın olsun. Evet. Düşmanın düşmanı. da akıllısı Mert'i değil mi? Evet. Caziptir. Ee, bu payitaht Abdülhamit'teki Emanuel Karasu rolünüz evet. için iyi bir kötüyü oynamak istiyordum, dua etmiştim. Evet. Ee, gerçek oldu, kabul oldu diyorsunuz. İyi bir kötü nasıl ha, oluyor? Pastım şuydu orada. Daha iyi açma fırsatı verdiniz aslında. Teşekkür ederim bu soru için. İyi bir kötü şu efendim. Ee, biz biraz karton, biraz karikatür çalışıyoruz. Maalesef hızdan dolayı öyle. Hı. Ülkede işlerin uzunluğu. ...üretilme zorlukları malum haliniz... ...yani bizde reklamlar... ...işte efendim dizilerin yayın süreleri... ...falan anlaşmalardan kaynaklanan... ...biraz az çalışılmış... ...masa başı çalışmaları... ...biraz az yapılmış işlerde de... ...olmak durumunda kalıyoruz veya maruz kalıyoruz... ...maalesef... ...orada da atlanan şey şu... ...malum haliniz... ...insandan bahsediyoruz... İnsan ...iyi de kötüyü de içeren... Kötülüğü tercih edip salt kötü olmayı da tercih etse zaman zaman ışıltılarını görebildiğimiz tarafı da olan çok boyutlu bir varlık. Selam olsun hocamızın kitabı. Sizin de hocanızmış reklam arasında öğrendim çok evet. mutlu oldum. 900 katlı insan kitabında anlatıldığı gibi. <laughs> Bana kitap sorduklarında en çok tavsiye ettiğim kitap o, odur. Ne güzel. Tanımakla da büyük şeref duyduğum, müşerref olduğum Mustafa Mertel hocayla. Evvela fikirleriyle kitabıyla geçen sefer bir toplantıda yüz yüze tanışma fırsatı buldum. Anımızda var fotoğrafımız. Çok kıymetli hocamızın da anlattığı, bunca zaman düşünen, söyleyen insanların hep kulağımıza fısıldadığı şey ve Allah'ın aslında bize esmalar yoluyla da kendi ruhundan üflediğini anlatmasıyla da çok boyutlu bir varlık olduğumuzu işareti söz konusudur. Şimdi bizde kötü öyle bir anlatılıyordu ki. Hmm, tek kötü boyutu. kötü. Kartondan kastımız o. Hiçbir boyutu yok. Ama ben o adamın kötülüğüne hak verebilecek kadar iyi tanımalıyım. Hmm. Hakkı tırnak Hı -hı. içine alıyorum elbette. Anlayabilecek kadar onu. Anlayabilecek kadar. Özendirecek kadar demiyor. Ama anlayabilecek kadar. Karakteri bütün derinlikleriyle, bütün boyutlarıyla yazılmış bir kötüyü Hmm. Kötü kötüyü oynamak istedim. Nasıl duaysa şu medeniyete kıyan kıyamadı da hmm. en azından Osmanlı'nın o e, maalesef o, o makus günlerini o makus anı bize yaşatmış Emanuel Karasoy'u oynamak. Kötünün kötüsüdür ya böyle bir cinayet olamaz. Hmm. Tüm dünyaya sesini soluğunu hayırla kendini yad edecek şekilde, yad ettirecek şekilde duyurmuş bir Osmanlı kıyan adamdan daha ya. büyük kötü olamaz. Değil mi? Onu nasip etti Allah bana. Evet, evet. Şimdi öyle bir duaymış gidiyorum bazen. Gerçekten yazarımızın da kulağı çınlasın. Uğur Uzunok tüm boyutlarıyla tarihin bu gizemli karakterini biz o hal resmiyle biliriz. Bilenler biliyorlar biz o dizide resmi vermedik ama işte o dört kişiden biri olan o heyetin başı olan Abdülhamid'in karşısına çıkıp bu millet seni istemiyor, bu halk seni istemiyor deme cüretinde bulunan, o cinayeti işleyen Emmanuel Karason'un hayatı aman aman bilinmiyor. Gizemli bir adam. E, İttihat terakki var hayatında. Mason aynı zamanda bir taraftan o çok bilinmiyor. Haham, avukat, gizli teşkilatlarla sürekli ilişki ya kurucusu ya üyesi falan. E gizli doğal olarak çok bilinmiyor. O kadar güzel araştırmış o kadar güzel köşe taşları koymuş. Öyle güzel veriler verdi ki ortaya koydu ki benim de zaten tarihten tanıdığım bir karakterdi. Hı hı. Onlarla birleşince dedim ki duam kabul oldu. Evet. Ben bunu keyifle oynamalıyım işte. Hı hı. Gerisi artık o güzel yemeği keyifle yemek gibi oluyor. Evet. O çok katmanlı bir karakter. Peki Dediğiniz ki komediyi daha çok evet seviyorum, ağlattığım zaman biraz e, üzüldüm. Üzüldüm. E, korkutmak, düşündürmek, duygulandırmak, heyecanlandırmak karşınızdakinin e, ruh haline bir mızrabın bir enstrümanın tellerine dokunduğu gibi dokunuyorsunuz, güldürüyorsunuz, ağlatıyorsunuz. Bu büyük de bir güç aynı zamanda. Katarsiz yaşamasını, evet, katarsiz yaşamasını sağlıyorsunuz. sağlıyorsunuz. Peki içinden bu kadar farklı rolleri ortaya çıkarıp, oynamak. Nasıl bir psikolojik beceri ve olgunluk istiyor? Mesleki beceri eyvallah onu zaten işte eğitimlerde hem konservatuarlarda hem alaylı yetişenlerde hocalar usta çırak ilişkisinde teknikleri mutlaka öğretiyorlar ama bir psikolojik beceri ve olgunluk da istiyor sanki. O içerisindeki o çok katmanlı karakterleri çıkarıp oynamak ve sonra ceketini giyip evine gitmek, tekrar kendisi olmak. Ne güzel söylediniz. Yani. Zaten bu olgunluğa pek çoğu meslektaşım pek çok oyuncu, profesyonel oyuncu maşallah yani bu olgunluğa ulaşmış vaziyette ki bu işleri sağlıklı bir vaziyette o perdeden, o sahneden düşmeden çünkü amiyane bir kaba bir tabirle kusar sizi sahne veya o perde kusar. Orada pek fazla kalamazsınız. E, bu olgunluğa gelişmiş insanlar pek çoğu ama pek azında görebileceğimiz o olgunluğa erişmeyenler de düşüyor. Yani o ham meyveler. Ee, bilmiyorum ama şanslı addediyorum kendimi Galiba dengeli beslenmeye borçluyum hmm. Bunu biraz açar mısınız? Şöyle açayım Dünya müziğinin tamamını sevdim Yani bir Budist zen müziği de dinledim Süryani ilahilerini de bilirim ee, Kadim Musevi kültürünün ilahilerini de bilirim Caz da dinledim Batı müziğini de, hangisini çok severim derseniz, tabii ki Türk sanat musikisini Hatta bizim müziğimizi diyelim, öyle bir musiki aslında yok tanım yanlış ya malum haliniz. Bizim müziğimizi diyelim ona. Bizim müziğimizi severim. Bana daha fazla şey ifade eder. Ama evimdeki albüm sayısı anlatamayacağım kadar çoktur. E i̇şte bu, bu, bu benim için dengeli beslenmedir. Hmm. Bakın en sevdiğim bu olmasına rağmen bu ne demiş? Karşıtı, yakını ne? Karşıt da olabilir. Yani, Atonal müzik diye bir müzik var. Ee, rock müzik dinleyicisiyimdir. Gençliğim itibariyle aynı zamanda. Ee, kanunu dizime yatırmışlığım vardır. Enstrümanla ilişkim var. Piyano çalıyorum hali hazırda. Ama güzel. E, derdimi anlatacak kadar. Piyanist evet. değilim ama derdimi anlatacak kadar. Ama rock müziği, metal müzik neymiş, hard metal müzik neymiş... Onu da anlamak. Müzik üzerinden anlatmaya gayret ediyorum. E, kitapta da aynı şeyi yapmaya gayret ettim ya. Bir çerçevemden çıkayım bakayım. Bakın ben bu ezberle alakalı dertleri olan birisiyim. Hali hazırda da devam ediyor. Tamam bu benim ezberim. Şiir çok güzel. Metin çok güzel. Harika bir form ezberlemişim. Ne güzel bir yaşam bu. Ama bir dakika ya. Eğer böyle olsaydı ben eee Doğuya batının gözüyle hep doğunun gözüyle batıya bakıyorum. Üstelik de doğuyu da batıyı da yaşayan bir şanslı coğrafyada olmama rağmen doğulu daha çok addediyorum kendimi ve batıya bu gözle bakıyorum. Ama bakalım batı ne demiş buna? Kaba halleriyle elimden geldiğince ezberimi, kendime rahatsızlık vererek, konforumu bozarak e, o rutinlerimi kırmaya gayret. Et ezberlerimi, duyduklarımı, işittiklerimi. Hayır canım. Şöyle de olabilir mi acaba? Antiteziyle de okumaya gayret ettim. Biraz ben buna borçluyum diye düşünüyorum. Hmm. Varsa, e, siz böyle bir iltifatta bulundunuz ama. Eyvallah. Gerekiyor dediniz. Gerçi benim için söylemediniz galiba. Gerekiyor <laughs> dediniz üzerime aldırmayayım. olur mu? Sizin için şahsınızda kendi deneyimlediğiniz ve gözlemlediğiniz şeyleri merak ediyordum. Çünkü e, biz Mış gibi yaptığımızda evet. beynimiz onu gerçek gibi algılıyor ve ona göre çalışmaya başlıyor. Ee, yani bir şeyi simüle ettiğimizde, rolünü yaptığımızda beyin bunu çok fazla ayırt edemiyor. Aynı nöronlar sayesinde mesela acılı bir sahneye şahit olduk, acı çekiyormuşuz gibi beyin devrelerimiz çalışıyor. Veya acı çekiyormuş gibi bir beden diline büründük, yüzümüzü ekşittik, böyle bir cenin pozisyonu aldık. Hakikaten e, beynimiz o modda çalışıyor. Ya da gülümsedik beynimiz dopamin denen ödüllendirilme ve e, keyif haz veren hormonu salgılıyor. Mutluyuz herhalde diyor hadi çalışın yani gülümsüyor diyor sahibimiz herhalde mutluyuzdur. Ayırt edemiyor onu çok fazla. Mış gibi yaptığımızda aynı nöronlar sayesinde biz o duyguyu hakikaten hisseder oluyoruz. Rol yaparken pek çok kimliğe böyle girip çıkmak mış gibi yapmak mümkün ve beyin de ona adapte oluyor. O yüzden bu yüksek bir beceri ve olgunluk istiyor. Ben şunu anlıyorum kendi psikoloji diline tercüme edecek olursam. Psikohijyeninizi koruyorsunuz. Kendi psikohijyeninizi sağlıklı beslenerek gözden kulaktan giren her şey bizi besliyor çünkü. Dinlediğimiz müzikte, baktığımız görüntüde, yaptığımız ya da dinlediğimiz bir sohbette maruz kaldığımız her şey, beş duyu organından algıladığımız her türlü malzeme bizim beslenme kaynaklarımız. Sağlıklı ve dengeli beslenme burada bir oyuncuyu kurtarabilir diyorsunuz. Doğru mu anladım? Aynen. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Maske, mesafe, hijyeni biz pandemiyle öğrenmedik. Hmm. Nasıl ki her şeyi yemiyorsan her şeyi de kabul etme. Hmm. Gör, bak, duy, işit, bil. Ama miden almasın. Hmm. Bünyene katma. Evet. Besinin yapma. Şimdi bu biraz aslında yani siyanürün bir zehirli olduğunu biliyoruz ve manavlarda herhalde tezgahta sokakta satılmıyor bu. <laughs> yani görsek tanımayız ama birisi bize onun siyanür olduğunu söylese ve zehirli olduğunu bildiğimiz halde onun tadına bakmayacağız değil mi? <laughs> Şimdi aslında şu ee, her şeyden haberdar olma gibi bir bilgi oburuyum ben. Böyle bir derdim var hep ee, çok seviyorum bir de başta belki söylemem gereken şeydi o sonra aklıma geldi siz anlatırken ben çok şanslıyım Türkiye gibiyim diyorum ben mesela sorduklarında hmm. nasılsın dediklerinde evet benim annem doğu babam batıydı hmm. dibine kadar batı ve batıcı bir baba dibine kadar doğu tradisyonel geleneksel bir anne. Çok ilginç bir sentez hakikaten. Muhteşem. Aynı çatı altında çok zengin. Çok zengin. Beni öyle bir besledi ki benim şansım o. Benim en büyük şansım o. Yani evet Müslüman mahallesinde salyangoz satılan bir yerde büyüdüm ben. Gördüm. O zenginliği gördüm. Ha diyeceksiniz ki bu göremeyebilirdin eyvallah. Bu bir nasip meselesi basiretli olduğum için. Hatta benim şöyle bir sözüm var biliyor musunuz? Çok şahsileştirmek istemiyorum ama şu önemli bir bakıştır. Beni anlatan bir şeydir. Şanslı olduğumu düşündüğümde bunu düşünebildiğim için ne kadar şanslı olduğumu düşünürüm. Oo, çok güzel. Çünkü böyle bakarsanız Aa, ne kadar şanslıyım ki biri an yok da şöyle bir hikaye anlatıyor olabilirdim. Zaten burada oturmuyor olurdum. Kuvvetle muhtemel siz beni bir özel odada dinliyor olurdunuz. annem doğu babam batıydı. Berbat bir çocuk. Hayır bunu bir şeye kesinlikle yargılamıyorum kimseyi de bunu ben atlatabilme <laughs> şansına sahiptim. Bunu ayağımın altına tuğla, <laughs> elimin altına fırça ya. gözümün önüne manzara yapabilme şansına sahiptim. Ben babamın gözlüğüyle de baktım, annemin gözlüğüyle de baktım. Dolayısıyla çok şanslı ve çok zengin büyüdüm. E, babam e, işte meşhur en sol tarafın gazetesiyle koltuğunun altında gelirken annem teheccüdlere kalkan bir kadındı. <laughs> i̇şte babam Efendim daha dünyevi zevklerle böyle vakit geçirirken annem daha uhrevi zevklerle, hazlarla meşguldü. Şimdi orada kardeşlerim de çok şanslıdır. Orada bir şey gördüm ki Türkiye'ye ne kadar benziyoruz aslında. Biz aile yapısı olarak küçük bir modelin içindeyiz. Evet. Yani iki en uç nokta. Evet. Bugün iyice belli olan, beliren bence o anlamda güneşin doğmaya yakın olduğu bir zamandayız. O gerginlik. Güzel de bir şeydir aslında. İnşallah hayra Eşim. çıkacak. Birbirimizi anlama noktasında dünya yuvarlak aynı yere geri döneceğiz çünkü hı hı. biliyorum ben. Tekerrür edecek o. Öyle olacak tabii ki. Çünkü her şey dairevi. Ben o anlamda e, Türkiye'ye çok benzettiğim bir modelin içindeyken... Türkiye'yi anlamam da zor olmadı o yüzden benim. Niye bu böyle? Hep dedim ki babamın görüşüne yakın olanlara ya sadece Batu yok sen varsın. Annemin görüşüne yakın olanlara. Allah'ın indinde yön yoktur. Batı da var. Doğu da batı da Allah'ın. Ona bakın Allah'ın indinde yoktur deyip onun jargonuyla hı. başka bir şey söylemek derdinde oldum. Ki Hazreti Ali'nin bir sözü var. E, i̇nşallah hep öyleyizdir. Öyle olmaya gayret ettim ben herhalde. E, karşımdakini nisanıyla konuşacağım. Başka türlü hı. benden tiksinti duyar. Yani ikrah getirir, nefret ettiririm, sevdiremem. Ya da bir fikre onu yanaştıramam. Hı, hı. Biraz evvel aynı nöronlarla alakalı söylediğinizde benim çok hayranlık duyduğum bir Hintli var. Bu fantom sendromunu hmm. yok etmeyi başaran Vilayanur Ramachandran. O da Mustafa Mertar hocanın kitaplarından sonra tavsiye ettiğim videolardan bir tanesiydi. Hmm. Ne yapıyor biliyorsunuz? yani evet. 20 dolarlık bir aynayla hatta 2 dolar mıydı neydi o ayna? Fantom hmm. ee, sendromunu yok ediyor. Ne yapıyor? Hmm. Onu gözüyle Hı hı. ayağının orada olmadığına merak etsinler. Çok da hı hı. anlatmıyoruz. Girmiyoruz da detaylı bir konu. Ee, inandırıyordu göstererek. Hı hı. O mesela benim çok faydalandığım başka bir şey açtı bende. Evet. Onu izlemek, onu öğrenmek. ya Ben elimden geldiğince şöyle tarif etsek belki daha doğru olur. Sanatçının vazifesi olur da biz zanaatkar mıyız, sanatçı mıyız? Ona <laughs> Dünya sanat tarihi karar verir. Biz hmm. bugünden söylemeyelim ama sanatla iştigal eden birisi olarak e, ifrazat değil, çok müthiş bir besin maddesi olan, bal derdinde olan arılar olmamız lazım. Hmm. İnsanın genelde böyle olması lazım. Evet. O polenleri, ayaklarına yapışan çiçek tozlarını, şundan da alayım, şundan da alayım, şundan da alayım ve harika bir taham olsun... Bana da herkese de ilaç olsun diyen arıyı örnek almak evet. alan insandır bana göre sanatçı. Evet. Peki sanatçı demişken tam cümlenin sonunda bir şeye bağlamak istiyorum. Mehmet Akif Ersoy diyor ki adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Ya. Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım. Şimdi bir sorumluluk duyuyoruz burada. Ee, hakkı tutup kaldırma sorumluluğu temelde hepimizin. Ama sanatçının daha duyarlı olduğunu biliriz, görürüz, duyarız, öyle inanırız. Daha ciddi böyle bir toplumsal sorumluluk, sosyal sorumluluk noktasında daha duyarlı toplumsal sorunlara yönelik bir sanki hakkı tutup kaldırma gibi bir e, misyonu var. Sanatçının bu iyi, güzeli, doğruyu yaygınlaştırmaya dair, hani bazen de denir ki ya kardeşim ben kendimden sorumluyum sadece, öyle bir şey hissetmiyorum, öyle bir sorumluluk topluma karşı. Böyle bir sorumluluk... ...taşıdığına sanatçının siz de inanıyor musunuz? Hani rolünü ya da performansını yapmanın ötesinde toplumda iyi güzeli yaygınlaştırmak için bir rol model. Çünkü oraya bakıyoruz. İnsanların baktığı yerde duruyor sanatçı. E, o yüzden çok hassas spot ışıkları günlük hayatta da üstünde. E, tek başına sadece rolünü yaptığında ya da şarkısını söylediğinde bitmiyor o sorumluluğu belki. Biz yüklüyoruz bakıyoruz ona diyoruz ki aa bak koskoca sanatçı böyle dedi, böyle yaptı. Ciddiye alıyoruz onun o yönlendirmelerini. Böyle bir misyon var mı sizce sanatçının üstünde? Siz nasıl hissediyor ve görüyorsunuz? İnsana mı indirgeyelim, insana mı yükseltelim? Ne dersiniz sanatçıyı? Bence insana yükseltelim ya. Bakın insan o bilinen yaratılmışların pek çoğunun en üstünü olan insan Sanatçı olursa hı hı. sanatçıysa üzerinden konuşalım hı hı. Ee, insanın zaten böyle bir sorumluluğu olduğunu hatırlaması lazım Sanatçıyı geçiniz gelmeyiniz hı hı. İnsan bence sorumluluğuna uyanmadıysa problem orada hı hı. çevresinden etrafından iyi ve doğruyu yaymak mesuliyetinden henüz agah olmamışsa hı hı. buna uyanmamışsa, Bundan haberdar değilse zaten orada bir sorun vardır. O insan zaten sanatın daha sesine ulaşamamış diye tarif ediyorum ben. Eyvallah. Şimdi hani birey olarak bizim etki gücümüz daha düşük. Etrafımızdaki 3- beş insana bir şeyi belki anlatabiliriz, yaygınlaştırabiliriz. Ama sanatçı durduğu nokta itibariyle çok kişiye ulaşabiliyor ya. Evet. Çok insanın gözü onun üzerinde. O yüzden e, sanki daha kilit bir noktada. Bir ona onaya gel gelmek istedim ben de. Demisyon. Yani istiyorum. Ya, Böldüm mü sizi? Yok, Tamamlayınız lütfen. Yo, yo, lütfen Biterim. İşte tam da ikinci kademesi de şu. O yüzden acaba bir indirgeme mi yüceltme mi bilemedim. Hmm. Yani evet. insan, insan en e, e, yüksek kavram, tanım bence. Bütün tanımların üstünde. Çünkü Allah muhatap onu kılmış. Şucu bucu dememiş. Hepsini içeriyor zaten. Eşrefi mahlukat. Eşrefi mahlukat buyurduğunuz gibi. İnsanın kamil olma zorunluluğu hepimiz için varsa dan hareket ediyorum. Bir kemalat yolculuğu ise bu. Hı. E sanatçının ki çarpı iki, çarpı üç, çarpı bin hı. değil mi? Ben değil. de aynı soruyu Evet. Öyle olması lazım gelir ki ramp ışıkları ondaysa, kameralar ondaysa, göz önünde olan oysa gerek çok popüler, gerek daha hani şey var ya bu İngilizce gerek selebriti, gerek semi selebriti. Yarı ünlü, Hiç, az yarı ünlü. Yarı az ünlü. Fark etmez ama illa sanatçının yaptığındaysa gözler üç kişi bile olsa <laughs> onun yaptığına bakılıyorsa <laughs> onun mesuliyeti kat be kat artmıyor mu? Evet. Soruyla cevap verebilirim. Değil mi? Orada insanın kendi kemalatına bir danışması, kemalatına şöyle bir bakması bu yaptığım şey insanı düşünmeye, iyiye, doğruyu, hakikati tefekküre mi yönlendiriyor... Yoksa Carpe Diem mi diyor. Hmm. Müthiş bir cümledir. Harika bir tanımdır. Ama bizdeki daha İbnül Vakt'tir ya. Hmm. Anını yaşayı biz şunlar ve şunlar arasında anını yaşa olarak söyleriz. Hmm. İşte o yüzden bir evet. sınır koyar o çizen. Tam karşılamaz Carpe Diem de o yüzden söylüyorum evet. benim için. Evet. Hedonistçe sadece bir hazcı olmaya mı tüketmeye mi itiyor beni Hı -hı. sanat o anlamda Hı -hı. yoksa üzerine tefekkür edip beni de üretmeye önce kendimi üretmeye Hı -hı. pozitif bencilliğe Hı -hı. o anlamda kendi revirime Hı -hı. tedavi etmeye iyileştirmeye oradan iyileşip yeniden sokağa çıkmaya kendimi evvela bir ürün olarak görmeye mi Hı -hı. yoksa Hazını yaşa ve sonunda da kendi kararını kendin ver. Defol git bu dünyadan. Mı? Mı? Hı hı. İşte bu. Yani tek dünya olduğunda başka düşünüyorsunuz. iki hı. dünya olduğunda başka düşünüyorsunuz işte. Hı. Tek dünyalılar anlayamaz belki ama diye başlayan bir şiiri var. Evet. Sonra ben de onu bir mektupta kullandım o cümleyi bir arkadaşımın. Ee, i̇ki dünyanız varsa bir ölümden sonra yaşam diye tam tarif edemiyoruz onu bence. Yani ölümsüzlüğe inanıyorsak aslında evet. buradaki ölümün farkında ama ölümsüzlüğün tam farkındaysak biliyorsak deriz ki mesuliyetlerimiz var hı hı. dünyalık bu kadar dünyayı nereye götürüyorum ben hep söyleriz ya acaba dünyayı tam e, tekmil anlaşılmış sindirilmiş bir ne diyelim ona biz dini anlayış yani sistem demek değil. Hı -hı. Bir maneviyatla bizim Hı -hı. medeniyetimiz yönetiyor olsaydı, yani Osmanlı devam ediyor olsaydı, çok güzel anılır Osmanlı. Hala Hı -hı. düşmanları tarafından. Evet. Hangi oryantalist neyi söylerse söylesin. Kapa parantez. Evet. Acaba bu küresel ısınma olur muydu? Düşünüyorum. Değil kuş mi? evlerini yapan medeniyetten küresel ısınma çıkar mı Allah aşkına? Adalet ve merhametle bakan yeryüzüne. Evet. Ağacın, kuşun, çiçeğin hakkını e, düşünen drahtager ziyan etse karınca of. zarar var mıdır anı of. kırınca diye e, üstadına danışan bir hükümdar var. Yarın hakkını alır diyor karınca senden mizanda. E, şimdi böyle bir medeniyet hakikaten o ekosistemi bütüncül olarak gören bir medeniyet herhalde küresel ısınmayı üretmezdi. Bugünkü pek çok felaketi üretmezdi. Veya başımıza gelen abuk subuk şeyler. Maruz kaldığımız radyasyon, zararlı olana yaklaşımı, tüm insanlığın faydası için o kanını terini döktüğünü tahayyül edebiliyorum. Şöyle bir projeksiyonla öyle bir dünya olurdu ki bu dünya. Değil mi? Bambaşka. Bambaşka bir dünya olurdu. Çünkü kendinin farkında bir bunun kemalat programı olduğunun farkında olan insanla <laughs> tamamen hedonistçe hazcı yaşayan insanın arasında bu kadar uçurum fark var. Değil mi? Biri tarumar ediyor burayı. Vahşice ne söküp alabiliyorsa alıyor yeryüzünden. Diğeri de kardeşçe ee, tabiatla kardeşlik içerisinde ağaçla, kuşla, çiçekle, böcekle bir kardeşlik ilişkisi içerisinde bir bütünün parçası olarak kendini görüyor. Emanete bakar başka. gibi bakıyor. Emanet. Evet, evet. Çok, çok Yani çok o yüzden güzel. farklı olurdu diye düşünüyorum. Bir şey daha geldi hatırıma aslında. Lütfen. O arada işte biz bu medeniyeti bir birey gibi, bir insan gibi gördüğümüzde müşahhaslaştırdığımızda yekunu böyle bir eser bırakmış. Böyle bir tat bırakmış damaklarda. Ben o insan olmak zorundayım. Bir belgesel izledim. Onu paylaşayım. Seyircilerimizle ve sizle. 10 yıl kadar evvel bir Ramazan vakti TRT'de yayınlanan dublejini alttan duyabildiğiniz belgeseller orijinali duyabildiğiniz üstüne dublaj yapılanlar var ya. Bir İngiliz. Dünyadaki camileri geziyor. Rast geldiniz mi bilmiyorum. Gelmediniz ise onu bulmak hmm. lazım. Adını hatırlasam. Çamur camiden Afrika'daki çamur camilerden en son yolculuk biliyor musunuz? Tahtakale'deki Tahtakale cami diye bilinen camide bitiyor. Onun bir hmm. adı var da şimdi söyleyeceğim hatırıma gelip. O küçücük camide bitiyor. Arap cami değil değil mi? Arap cami değil. Ha. Söyleyeceğim Tahtakale. adını. Söyleyeceğim. Çok da güzel bir isim var. Anonsu şöyle bitiyor. Müslümanın camisinde gördüğünüz tevazuyu bizim kiliselerimizde göremezsiniz. Hmm. Kiliselerimizde korkularını, deminlerini, hmm. canavarlarını, kabuslarını aslında egolarını kilise duvarlarına işleyen sanatçıyı camide hiç bulamazsınız. Camide sadece çiçek motifi koymuştur imzasını da silmiştir camiden. Nefsini, egosunu hmm. ortadan kaldırmıştır. İşte camiler böyle yerlerdir. Müslüman sanatkarlar da böyle sanatkarlardır. Şimdi bu camide niye bulunuyorum biliyor musunuz diyor. Şu kırmızının peşine düşeceğiz deyip oradaki bir çiniyi gösteriyor. Vay. Ve Kütahya'ya kadar onu nasıl hmm. üretildiğini anlatmak için bir sırmış o. O kırmızı da benzersiz bir kırmızı. O Tahtakale Camii'ndeki. Adını bulup evet. belki yorumlarda yazarsınız evet, hatırlayanlar. Evet, onu bulalım. Ee, bulalım ve görelim. Peki sorumluluk dedik sanatçının gözler üstünde daha ciddi bir sosyal sorumluluğu var. Etki gücü çarpan etkisi fazla çünkü. Evet. Çok kişiye ulaşıyor ve etki gücü artıyor. Peki son zamanlarda böyle polemikler içerisinde de sıkça duyduğumuz e, ama nereye çekiştirsek oraya gidebilecek bir söylem var. Sanatçı muhaliftir. Siz bunu nasıl tefsir ed ediyorsunuz? Birkaç defa aslında söyledim. Burada Tam da güzel altı da dolmuşken söylemiş olunca daha etkisi olacak. Sizin programınızın da e, hususiyeti olsun. Ee, çok ezber, çok kaba bir tarif bence bu. Kolaycı bir tarif bu bence. Hiç derinuna inilmemiş, üzerine hiç düşünülmemiş bir ezberden kaynaklı bence. Ama altına imzamı atıyorum. De anlamını konuşalım. Eyvallah. Sanatçı az evvel buraya kadar tarif ettiğimiz ölüme muhalif olan, ölümsüzlüğü hisseden. Bu anlamda Tefikel el-Hakim denilen Mısır'ın önemli mütefekkiri bir beyefendinin yazdığı şekliyle din adamlarıyla sanatçıları çok benzetir. İkisi de hisseder, ikisi de aynı şeyi anlatır, ikisi de vaaz eder, ikisi de yaratıcıya işaret eder diyor. Peki yeri gelmişken... Bu kadar yere sıkıştı Tevfik El ama nasip. Bu kıymetli sözü söylüyor. Sanatçıyla Hı. din adamını hep benzeştirmiş. Mısır'ın Shakespeare denilen bir beyefendi bu. Sağlam birisi. Şimdi evet üzerine düşünmüş ve böyle bir e, efendim kıymetli sözü söylemiş. Muhaliftir ama. E, Maydanoza, köfteye, ona buna içine konan baharata, her şeye, tabağa, masaya... O, bu kardeşim bu gölge değil her şeye muhalif olan insana denir gibi bir tarif kondu ortaya. Sanatçı evvela bana göre ölümsüzlüğü hisseden ölüme muhalif olan insandır. Hmm. Ölümsüzlüğünü ilan eden insandır. Ta ki yaşarken ilan edene bir sanatçı diyoruz. Evet. Demeliyiz. Ama bu şimdi bu çok böyle o kadar kolay kullanılır o kadar içi boşaltılmış bir tarif oldu ki hayır yani e, kendi kültürüne muhalif olmaya, kelimeleri de seçmeye çalışıyorum, dikkatli hı hı. olmaya çalışıyorum. Kendi kültürüne muhalif olmaya, kendi bayrağına muhalif olmaya, kendi coğrafyasına muhalif olmaya, anayasasına muhalif olmaya, özgürlüklere, haklara muhalif olmaya falan evrildi yani. Bu nasıl bir şeyse. Hı hı. Öyle bir şey olabilir mi yani? Sanatçı evvela altını çize çize söyleyelim. Ölümün karşısında, ölümün karşısına ölümsüz olanı koymaya aday olan insandır. Ölümsüz olanı hatırlatmaya aday olan insandır. Ona işaret etmeyi beceremiyorsa benim sanat tanımıma ve pek çok benim gibi düşünen düşünürün, bizim yakanın düşünürlerinin yani doğu medeniyetinin ürettiği Hatta ve hatta Göteyi de katabiliriz, Hı -hı. Tolstoy'u da katabiliriz. O sanat, da doğulu ya gerçi. Evet, yani sanat felsefesi açısından bakıldığı zaman hakikaten sanatın varoluş amacı zaten o ölümsüzlük evet. ve diyorsunuz ki ölüme ölümlülüğe muhaliftir, kalıcı bir şey üretir, kalıcı değer üretir. Bugün hiç yok olmayacağı hatırlatır, evet. Evet. malıdır, ideal olan. Pardon, evet. bugünkü de Hakiki sanatkar Allah'tır da derler ya, hani şu evet. yeryüzünü tezyin eden her şeyi biz onun mimesis boyutundayız, taklit boyutundayız. Ee, onu hisseden ve hissettirebilen, yansıtabilen kişidir diyorsunuz. Bugün bu çok kaba bir şekilde bu söylem iyi olan, güzel olan ya da kendisi gibi düşünmeyen her şeye, herkese muhalif olmak gibi. Ee, bu böyle çok çatışmaya hazır bir... Pozisyon almayı da sanki ifade ediyor. O yüzden sanıyorum aklı karışıyor insanların. Özellikle gençlerden e, bu söylemi duyup da e, kendinde de belki milli bir duruş var, manevi bir duruş var ve sanata da meyyal. Ama korkuyor burada erimekten. E, bir kültürel iktidar durumu var malumunuz. Orada erir miyim, yok olur muyum? Böyle işte Ali Nur abi gibi kendimi koruyabilir miyim diye düşünüyordur eminim pek çok genç. Nasıl kendi duruşumu koruyarak, ilkeli duruşumu koruyarak bir sanatçı olacağım? Yoksa e, erir miyim, kaybolur muyum, dönüşür müyüm ya da beni dışarı mı atar bu sistem? Nasıl var olacaklar? Bir büyük bir abi olarak neler söylersiniz gençlere? İlk önce kötüyü söyleyerek, karşılaşabilecekleri zorlukları söyleyerek. Sonra iyi göstereyim. Vallahi bedel ödenmesi gerekiyor. Yani ben yaşadığım fırtınayı, kasırgayı, üzerimdeki yağmur damlalarını görebilecek insanlara bir parça daha fazla tarif edebilirim ama aldığım yara bereyi sadece kendim için söylemiyorum. O bedel ödeyen insanın aldığı yara bereyi tarif etmesi, çektiği acıyı tarif etmesi zor. Ama bir bedel ödüyor herkes. Bedel ödemeyi göze alacaklar ve cesur olacaklar. Maddi manevi ama bedel ödemek gerekiyor. Bir kere şecaat, cesaret bizim genlerimizde var. Benim e, cesur olmam lazım gelir. Tarih de bunu her noktasında göster. En son 15 Temmuz'u yaşadık. Evet, evet. Orada da trajikomik mi desem bilmiyorum bir e, olay yaşadınız. yer alışım. Yani nasıl bir şeydir Taktiri o? Takdiri ilahi. Böyle bir şey beni buldu. şimdi o gün de gördüm gözlerimle şahit oldum. İnanın bu kadar inandığım bir şey değildi benim. Ben bu millete güveniyordum ama bu gençlere güveniyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum. İnancı bu kadar yüksek biriyken bu kadarını beklemiyordum. Evet. Müthiş bir cesaret gösterdi insanlar. Kalplerden korku alındı bence. Orada ilahi el dokundu ama. Şimdi biz bununla hani oradan geri geleyim ve Çanakkale ile ve diğerleriyle cesaretiyle meşhur Alperenlerin çocuklarıyız. Alp Eren. Dolayısıyla bedel ödemeyi baştan göze almamız gerekiyor. Evet karanlık görünebilir. Evet birilerinin sultasında, birilerinin efendim hegemonyasında, birilerinin tarifinde siz olmayabilirsiniz. Dışlayabilir. Ama biri cesaret etmezse bu hegemonyayı kıramazsınız. Kaldı ki biz biz hep iyiye doğruya sevk etmek hal diliyle örnek olmak zorundayız. Aslında ne demek istiyorum biliyor musunuz? Benim ona borcum var. Benim var, benim bunun bana yok. Benim ona iyi halle örnek olarak borcum var. Kendisini hatırlatma borcum var. Belki bu mesuliyeti buradan alabiliriz. Kırmadan, üzmeden, kafa göz yarmadan ama kardeşim sen bak şunun 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 evladısın. Senin gelecekte de şunların 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 olacak. Bugünden şöyle bir geriden alıp bugünden tezi yok. Kendini hatırlamaya ve hatırlatmaya hmm. o emaneti devretmeye ihtiyacın var. Çok kıymetlisin. Bu topraklar için kan döken çocukların bir, bir zaman sonra o nenelerin torunusun. Onlar da çocukken cepheye gitmiş dedelerin yani. Velev ya. ki onun evladı olmayı vermiş. Seni deden de onlar. Bak onlar ne yaptılar? Bak onlar aynı zamanda mızrabı da ellerinden, mızrağı da ellerinden bırakmadılar. Bir ellerinde Kur'an, bir ellerinde tahta kılıçla gittiler Balkanlar coğrafyasına. Ben Sarı Saltuk'un torunuyum. Gerçektenmiş bunu öğrendim. Ne güzel. Babamdan bir miras. öğrendim. Babamın büyük büyük dedesi Sarı Saltukmuş meğer. Biraz hmm. ne perdelemişler. Ee, babam biraz söylemek istememiş bu vakte kadar. Hepimiz Sarı Saltuk'un torunuyuz. Evet. Onlar bizim arketiplerimiz, bizim tarihimizden. Öyle. Kahramanlar. Yani işi böyle o ya ama evet. şu var. Bizim kodlarımızla ilgili hala tanışmadığımız için barışamadığımız, barışmadığımız için çözemediğimiz veya tam tersi bir sorunumuz var. Bunlarla bu bu aynayla kendimizle buluşmamız lazım. Sanatçıya bağlamak gerekirse, sanatçıysa bunu en iyi gören hmm. bir ara sözlük yazarlığı yaptım ben. Ee, o zaman işte şu meşhur sözlük yeni çıkmıştı. Bir sözlük daha kuruldu. O sonra öldü gitti. Çok takip hmm. edemedi arkadaşlar kuranlar ama ben de davet almıştım sözlük yazarına. Hmm. 20 seneyi geçiyor. Benim oradaki mahlasım ayna tamircisiydi. Hmm. Çok iyi. Evet, aynalara hokularım evet, ben falan diyerek başlayan. Hmm. E çünkü yani benim bir vazifem varsa aynen var zaten. Hı hı. Gidi benim onu vazifem. Evet. Onun sırrını düzeltmektir vazifem. Onu parlatmaktır. Onu evet. parlatmaktır. Sanatçının da tam da biraz oldu mu bilmiyorum. Yok harika oldu. Çok teşekkür ederim. Vazifesi tam bu oldu. değilse zaten diri değil Sonra bırakayım şuraya. Vazifen, misyonun başka ne ola ki? Değil mi? Barışmanç ruhu şad olsun. Eyvallah. Tam da ee... Gündüz hayatı filme aktarılacakmış İnşallah güzel İnşallah. bir miras olur gençlerimiz için ona rastladım. Ee, son 10 dakikamıza girmişken size özellikle çok sormayı istediğim bir soru var. Bir röportajınızda diyorsunuz ki e, bana verilen rol dışında bana yazılan bir rol var bu yaşamda diyorsunuz. Hmm. E, bana derken insan tabii, tabii. teki olarak insanı kastederek anlıyorum bunu ben. Bu yaşamda bize yazılan rol nedir sizin yorumunuzla tarifinizle? Ee, bize bize Allah'ın indirdiği kitapta anlatılan kısmıyla bize sadece işte hatta ayet-i kerime var ya onunla ilgili e, diyor ya sana ruhtan sorarlar de ki insana hakkında pek az bilgi verilmiştir. Bize yaradanın tarifi kadarını biliyoruz. O yüzden ahkam kesecek değilim. Bilgiçlik taslayacak değilim. Seze bildiğim kadarıyla yaratıcının daha seküler bir taraftan da söyleyebiliriz ama ilk önce bunu tarif edelim. Bana anlattığı kadarıyla kendi kültürüm gereği, geldiğim yer gereği, baktığım kitapta bana anlatılan, tarif edilen ve yeryüzü kitabıyla karşılaştırdığımda hiç şaşmayan şey halife olduğumuz. Bir temsilci olduğumuz. Ve yaradanın ahlakıyla ahlaklanmamız gerektiği söyleniyor. Çok büyük bir şey bu yani aslında. İşte o yüzden emaneti dağlara taşlara verdi evet. meselesi var ya. insanın yeryüzünde kendisine yüklenen üflenen ruh, yüklenen misyonun gereği olarak selamı, hayrı ve barışı yayması gereken bir varlık olduğunu tanımın belki şu üç maddeyle altına yüzlerce madde yazabileceğimiz her birinin. Hı -hı. Ama üç ana maddeyle selamı hayır ve barış selam zaten hayır barış demek ya. Daha Türkçeleştirirsek bu. Bir varlık olduğunu, bu kemalat yolculuğundaki yegane vazifesinin bu olduğunu. Ne hükümranlık, ne para biriktirmek, ne geçici hazların peşinden öleceğini unutarak yaşamak olmadığını. Allah'ın istediği şekliyle barışı, adaleti tesis etmek vazifesi olduğunu. Adaleti emreder diyor ya. Başka bir da bir vazifesinin olmadığını düşünüyorum insanın. Ve evet. her insan halifedir. Bu bu büyük bir iddiadır. Ben iki kişi kavga ederken kazara ben de o tartışmanın içindeysem Allah nasıl utanırım ya Rabbi. Halife halifeyi dövüyor ya. Böyle baktığında resim çok değişiyor. Halife ile kavga ediyor. Ta ki farkında değil. Hı hı. Şimdi bu, bu vazife seküler bir bakış açısıyla da şunu söyleyebiliriz. Yani biraz böyle hani hadi evrimsel yaklaşalım. Her şey tesadüfen olmuş olsun. Hı. Ve ortada bir yaratıcı olmasın. Ya kardeşim yani hücreyi incelediğin zaman görmüyor musun? Kötüye değil iyi olmaya evriliyor. Hı hı. Biyoloji açısından da baksan bu böyle. Kimya açısından baksan böyle senin e, evrimsel olarak baktığında bile göreceğin kocaman bir kitap açılıyor önünde sana iyilik mesajı veriyor. Bak her şey hani o çirkin o evrim teorisinde çizilen resimlerin pek çoğunun safsatı olduğu ortaya çıktı ama hadi ondan üzerinden gitsek. E, daha iyi daha kullanışlı olmaya evriliyor ama kanatları gitmiş ayaklar lazımmış ona falan gibi bir sürü hikayeler var. Çoğu çürütüldüğü için söylüyorum. Burada baktığında şeyde yanlış anlaşılmasın yani. E, bu anlamdaki tekamüle, devire, devirlere, çağlara, asra inanan insanlarız biz. Hı hı. O anlamdaki değil. Evet. Darwinizmin kötüye kullanılan hı hı. evriminden bahsediyoruz. Evet. İdeolojik boyutundan. İdeolojik boyutundan bahsediyoruz. Onun da altını çizelim. Şimdi burada zaten tabiatta her şeyin iyiye evrilmek, kemale ermek üzere programlandığını gördüğün anda vazifeni hatırlarsın. Hmm. Yeryüzündeki vazifeni. Hmm. E değil mi? İddianı o. Ben bu yaratılmışlardan daha becerikliyim. Konuşabiliyorum. Hayvanın atıkayım. Ellerim iş görüyor. E o zaman bunlardan daha iyisini yapman lazım. Ama baksana tabiat zaten her şeyi iyiye evretiyor. İkisiyle de baktığımda aynı neticeyi alıyorum. İnsanın iyi olmak, iyilik yaymak, selamı ve barışı, tebessümü, onun olur söyleyelim bir programda daha söyledim. Evet. Ya selam öyle bir şeydir. Onu yaymak mesuliyetini hatırlaması lazım. Bence bu hayattaki rolümüzün bu anlamda e, unutulması söz konusu evet. diye tarif edebilirim. Bu ciddiyet adına tebessümü biraz kovuyoruz hayatlarımızdan sanki. Hani babalar çocuklar üzerinde otorite kurmak için, evet. hocalar e, işte öğretirken mesafeyi aşmamak için büyükler küçüklere kendimize tebessüm şekil ediyor verirken, muyuz ki onu sorayım evet, ya korkuyoruz ondan. kendimize ne zaman tebessüm ki bence yani size attım topu yani Eyvallah. kendimizle ilişkimiz de çok önemli e, dört temel ilişki var hayatta bir yaratıcıyla bir kendimizle bir insanlarla bir de eşyayla kendimizle ilişkimiz o kadar önemli o kadar derin ki şu bütün konuştuklarımızın hepsi Kendimizle sağlıklı bir ilişkimiz olduğu zaman mümkün olabilecek şeyler, kendi içimize, kendi karanlığımıza ve kendi aydınlığımıza e, cesaretle bakabildiğimiz zaman ancak kendimize de gülümseyebildiğimizde, kendimizin başını okşadığımızda, kendimize şefkat gösterebildiğimizde ancak mümkün olabilecek şeyler. O da işte o kendiyle yakın ilişkiyi gerektiriyor. Çok zor. Okumak. Okuyla kastedilen şeyin aynı anda bu olduğunu da Değil mi? bunu da içerdiğini hatta bununla başlamamız gerektiğini unutuyoruz. Evet. Ee, i̇nsanın kendini okuması her şey demek. Ee, dolayısıyla ben hala e, talebe olduğumuzun, talebe olmamız gerektiğini, talebeden olmamız gerektiğini, bu üniversitelerden mezuniyet olmadığını, iyi talebeliğe devam etmemiz gerektiğini, bunun ne kadar farkına varırsak herkes ve toplum için iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Bence rolümüz de bu. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok edecek. değerli, çok kıymetli bir sohbet oldu. Eminim ki çok ufuk açtı dinleyenler için de. Ayaklarınıza sağlık, sesinize, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler biz bugün hayat, sanat ve rollerimiz üzerine konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.